Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Hemen bugünkü tarihi yap dedim Erdinç'e. Yapmış mısın abim? Yapmamışsın değil mi? Kolay değil. Demek ki bu işlere. Bugün Dima kaçıncı ders arkadaşlar? 45. Dima 45. 45. Bugün en kaçı? 6. 6 Mayıs. 6, 5. Tamam. 9. Tamam mı? İlk kitap 9 abi. Tamam. Şimdi ben geçen haftayı bir hulasa edeyim çabuk. Ana temayı. Ana temayı hulasa ediyorum. İtikat iltizam malum şeyler. Burası çok önemli. Burası serbest bölgedir. Tahayyül. Tasavvur, taakkul, elimiz çarptınca. Taahhüt, tasavvur burası serbest bölgedir. Kimsenin sahası değil, babasının memleketi değil burası. Burada cirit atıyorlar. Hem hayır hem şer, ervah habise, ervah haliyeler buradalar. Kendini kötü hissetmelerken iyi hissetmeler burada malzeme buluyor. Burada çatışma burada oluyor. Zaten adı buranın serbest bölgeydi. Burası zanlar, şüpheler, bilgiler, vehimler, vesveseler, şeytanlar, cinler, ervah habiseler veya ervah aliyeler hep buradalar. Nazarındaki var ya bu ikinci söz. İşte fena bir memleketi düştü nazarında. Hod bin Hodgam Hodendiş. Bedbin olduğundan nazarında kendi dünyasında bir dünya oluşmuş. Böyle bir memlekete düştü. Demek ki harici dünyayla kimse alakası yok. Herkes kendi dünyasını yaşıyor. Hariçte yaşadığını zannediyor. Yüz küsür tane perde var. Perde çeşidi perde diye dersimiz var. Perdeler burada. İyi veya kötü. Orada abi devam ederse hani ikinci sözdeki gibi o kardeş eğer tasavvurunda, diman tasavvurunda İkin o sadece işte sağdan dinlemezse o öbür kardeşi o halde kalırsa o tasavvur onun itikadı oluyor. O onun kabile göre. Harika. Şurada iyi veya kötü bir şey yazıyor. Bir sistem oluşuyor. Eğer kötü ise buradan yukarı çıkamıyor. O zaman bu ikisi tahayyül ve tasavvur onun itikadı oluyor. Ama iyinin itikadı bunlar oluyor. Bunlardan besleniyor. Farkımız o temelde. Adamın mesela leylim leylim yaşıyor. Yani sistem bitmiş adam. Fok balığı gibi yaşıyor. Onun dünyası, burası zaten öyle yazıyor. Ademler ve kafa ve hususi dünya burası. Bakın, burası hususi dünya. Bu hususi dünyasını onun itikadını oluşturuyor. İtikad zannettiniz bu değil adamın. Bu yok zaten. Adam böyle bir şey yok. Bu itikadı bu olmuş. Ademi bir itikadı var. He, yani her şeyi olumsuzlamak. Her şeyi kötü görmek, böyle hep sorgulamak, yargılamak, yani alametlerinden bahsediyorum, kusur bulmak. Şöyle bir cümlemiz vardı hatırlarsınız. Kendisine hariçten bakma yetisi gelişmemiş insanın başkasının gönlüne bakma hakkı yoktur. Bak kendisine benim. Hariçten, Rüştü abi şunu eğitim yaptırırdı bana yani derste, dersten sonra da arabada giderdik, şoförümüz ayrıydı. Rüştü abi derdi ki, Allah razı olsun, gayret ediyordu bana. Dedi ki, Hasan dedi, şurada oturuyoruz, sen gibi oturuyorum, masada oturuyor. Şimdi dedi, sen burada otur, hayalen çık tepeye, şu tavana, tepeden kendine bak.
Şu anda ben hemen yaptım. O kadar yapmışım ki alışmışım. Yani mesela kafur şurada oturuyor musun abi? Tavana çıkar mısın abi şuraya? Yukarı çık. Şimdi kendine bakabilecek misin bakayım? Baktığın zaman bakıyorum de. Yap abim, yapacaksın bunu. Bu korkunç bir şeydir. Çok harikadır. Kendisine hariçten bakma hakkı elde edemeyen bir insanın başkasının gönlüne bakma hakkı yoktur. Yani yorumlama. Sen busun busun demeye gerek yok. Sen kimsin ki? Neyle söylüyorsun? Sen kimsin? Peki hangi tiplerdir bunlar? Hangi modellerdir? Bunlar olumsuzlayanlar, olumsuz bakanlar, devamlı itham edenler, taassup eğilleri, yargılayıp sorgulayıp dışlayanlardır. Bunlar hariçten kendisine bakanlar hangi tiplerdir? Enfuste yaşayanlardır. İnsanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanandır. Kim bu enfusçiler? Her mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkların kendisine zenginlik kattığına inanan tiplerdir enfusçiler. Bak, her mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanın farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan tiplerdir enfusçiler. Ötekiler ise hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Bu genel umumi dünyadır. Tamam? Bu hususi dünya. Bugün doktorum da biliyor, acillerde hep bunlar mesela yapılıyor. Size yaşanmış bir, belki de sahneniz almaz ama birilerine çok önemli olabileceğine inandığım bir şey. Şunu görüyor musunuz? Sülük taktım. Buranın her tarafı şişti. Tuvalete bile böyle gidiyordum. Böyle şişmiş yani, iş yapmış. Böyle yanıyordu, bilmem ne oluyordu. Onlar gitti şu anda. Basıyordu, ineliyordu göz damlası olduğu halde. Sülük işte. Yaptık, bir şey anlatmak için anlatacağım. Ha, insan mübareze diyor işaretleyeceğiz da. Mübareze deyince bir meydan yer hatırlatıyor diyor işaretleyeceğiz da. Arkadaşlar burası hiç kimsenin babasının memleketi değil. Beden. Beden böyle bir saha. Burasının Ceren o. Kendi yaşadığımı söyleyeceğim, size aktaracağım. Kârınız olursa olur. Şimdi beni en zor durumda böyleyim, okuyamıyorum, mümkün değil. O zaman bir saldırı oluyor. Bunun tıptaki adı panik atak. Vücut titriyor. Baktım etrafım titriyor. Atak geçiriyorum. Tıptaki adı. Bizdeki adı saldırı var. Ne zaman olur? Erkeklere eyyamı biz. Eski aylara göre 13, 14, 15. günler, kadınlar özürlü günler. Bir de hasta olduğun zaman, zaaf olduğu zaman hücum edilir, titriyor. Anladım ben. Fakat seyrediyorum ne olacak? Karşı karşıya mübareze. Şurası. Seyrettim. O zaman sen bir cüz okusan bile zor geçer. Ama birisi seni kafanın eline, yani bir yere temas etse de ihlas okusa, inatena, felek ve nas okusa, hariçten, eşin, çocuğun, kim olursa olsun bir zararın olmaz. O kız şak diye keser. Ata kalkar. Ben yaşadığım bir şey, böyle olunca saldırıyordum, vücudum tık 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 titremeye başladı, titriyor falan. En zaaf olduğum zaman. Ondan sonra benim yeğen elini koydu. İki satır okudu ve okumadı. Tak, ondan sonrasını hatırlamıyor, uyumuş. Niçin? Yaşanan bir dünyadan ders anlatmaya çalışıyorum. Niye anlatıyorsun? Yaşanıyor. Yani tıptaki adı panik atak. Panik var, atağa geçmiş. Atağa hali. Panik duruyor. Uyuyan bir volkan gibi. Bir depremle şak diye aktif oldu. Atak geçiriyorsun şu anda. Nedir o? Saldırı demektir. Erbaa habis hücum diyor. Ve sen de seyrediyorsun. Bu. Böyle bakıyorsan Allah Allah. Bu alemde o cereyan ettiğine şahit oluyorsun. Peki bunları niye anlatıyorum bir daha? Çünkü bu dersler böyle işimize yarıyor. Bu serbest bölgedir. Şu anda burada aktif oldu. Ustad 13. lemada diyor ki bunlara. Diyor ki 13. lemayı şimdi uygulayacağız Osman. Evet. Fena madenleri işlettirmekten diyor. Şeytan buradaki madenleri işlettiriyor. Vehmi işlettiriyor. Tamam. Hasan abi. Tamam. Taban açık kendine bak diyorsunuz ya. Tabana çıkartan iltikat ama yukarıdan aşağı baktıran gene tasavvur. Bu sistem sende ne kadar gelişip gelişmediğini göstermek istedim. Hı hı. O zaman kendine hariçten bakma daha yetkisi olmadı.
Yok, biraz becerdim. Becerdiyse biraz benim kalbi şeye, gönlüme bakma hakkım var. Yani insanları ne kadar çıkarsan kendine hariçe bakarsan insanları sorgulama, yargılama gidiyor. Peki ne karın oluyor? Bu niye olacak? Zanlar, vehimler, vesveselerin kısmen gidiyor. Bizi rahatsız eden, psikolojimizi bozan insanlara yüklediğimiz manadır. Senin zannettiğin gibi değil. Belki daha aşağılıktır. Ama Allah niye bizi sabredebiliyor? Yani Allah olduğu için. Kanuniyeti nedir? Allah hariçten bakabiliyor. Allah'ın şu en büyük... Allah'ta var ya, Allah Allah olduğunu biliyor. Biz insan olduğumuzu bilmiyor. Bak, Allah Allah olduğunu bilmekten Allah'a mahsus lezzet-i mukaddesesi var. Biz insan olduğumuzu unutuyoruz. Yani insan insan olduğunu bilmiyor. Şimdi burada, onun için çarptım. Burası, bak ne yazıyor? Hususi dünya. Bir behle nasipsiz. Burası meydan kardeşim, cebelan. Her türlü melanetlerin ceylan ettiği bir yer. Burası seyran. Bir şey, üç tane şey var. Onlar bir saniye yazıyor. Seyran, Deveran, Cevelan. Onlar nedir diye defterde hiç girmeyeyim. Tamam mı? Bir tanesi dimağa, bir tanesi kalbe, bir tanesi ruha ait. Yani hadiselerdir. Cevelan hadise ediyor. Tamam mı? Şurası hususi dünya, serbesttir. Lütfen ben niye kötüyüm deme. Burası serbest kardeş. Şey, burası sana babana tapusu değil burası. Onlar bir derece serbesttirler, cüz ihtimiyorlar. Dini altına çok giremiyorlar. Tekli bir din yok burada. Pek girmiyor. Fena madenleri işlettirmekte. Madenler bunlar. Hep maden. Yalnız burada bir eksik yazdık. Erva-ı habiseler ve erva-ı aliyeler. Erva-ı aliye de yazılması lazım. Şu boşluğa yazılabilir abi. Yeşil. Melek de yazmamız lazım. Yazayım onu. He? Melek. Yeşil nerede? Onu da dur. Altı yazabilirsin. Habiseler yazabilirsin abi. Şuraya. Yürüyor. Melek de yazmamız gerekmiyor mu abi? Erva-ı aliyeler. İlhamlar, ilhamlar. Allah. İlhamlar. Tasavvurda mı inanmıyor? Şeytan melek de var ya. Zıttı var ya şu şey, şeytan olunca bu da bunu olacak. Vesvese olacak, ilham. Şimdi ondan sonra şunu kaldırayım fazlasını. Şunu kaldırayım fazlasını. Oraya için abi şey demiştik. Yani ben istifade ettiğim için. Çıkarsan mesela hani günlük hayatta düştüğümüz gaflet veya şeyler var ya, esbabı merci tanıdık. Şirke düştük mü? Mesela merci tanıdım, öyle kabul ettim, sonradan uyandım. Ama o epey bir süre geçti. Orası normalde şeydir, zandır o bizim. Yani biz şirke girmiyoruz orada. İtikadımız olmadı, o zandayız. Üstadın da bu haletleri şey değil, hiçbir zaman hani gaflet, hakiki gaflet değil. Ama geçici o haletler. İşte dediğiniz fenderi işlettirme. Çünkü şeyde geçiyor, demir ateşe sokulur, o yakıcı haletler diyor. Zaten şey diyor, hep tasavvur ve tevehüm diyor, o tevehümün. Yani biz aslında tasavvurumuzdayız. 26. lema hep bu. Evet. 20, ben şöyle şöyle oldu, böyle oldu, şeydi, böyle oldu, mahvoldum, piştim, hep bu. O yerden harap kalmış ağlamaların, şeylerin, vaziyetlerin diyor. Şeyden geliyor diyor. Misafir tasavvur etmemekten, bak, tasavvur. Malik tevehüm etmek yanlışından ileri. Görüyor musun? Tevehüm tasavvur. Burada. Burada. Yani bunu zannetmiş ustad. Yani şirke hiçbir zaman hakiki olarak düşmüyoruz. Ta ki de artık o bizde kararlaşırsa, hani hep hayatın öyle geçerse. İstersen de şirk olmuyor. Olmuyor. Aslında şirkte değiliz. Hiç yani olmaz. Için itikadım değil ki o, benim tasavvurum. Zannediyorum işte zaten. Zanlar işte. Mesela hastayım zannediyorsun. Mesela ben titriyorum. Bir görseydin böyle şöyle. Zın 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 zın. Atak. Bunun adı. Hemen doktora götürsene beni. Panik atak. Paniğin atağı. Panik var, uyuyor. Atak demek aktif oldu volkan. Bizdeki adı hücum. Peki ne oldu? Ben şeyi söyleyeyim. Bu ders makamında yalan mı söyleyeceğim? Koydu. Bir satır ve iki satır okudu. Adam nerede? Ne oldu? Niçin sıfırlandı? Hemen uykuya moduna geçti. Çünkü buradaydı. Hiçbir şey atakla mataklar buradadır. Yani kötüyüm zanlar var ya. Onlar erva-i aliyeler, abiseler nasıl? Üstadın 26. leması burası. Sen diyor tevehüm etmişsin tasavvur etmekten. Maliksiz tevehüm etmekten, tasavvur etmekten. İtikad demiyor mesela. İtikad demiyor. Tevehüm etmekten. Tamam mı? Tevehüm. Tamam mı? Sen diyor bu memleketleri
faizsiz, haliksiz, tasavvuf ve Allah tevhüm etmekten, anla, tahayyül etmekten, tasavvur etmekten hep buralar. Tamam. Bu çok önemli burası, bizim şeyimiz. Bir şey sorabilir miyim? Peygamber Efendimiz'i, Ahmet Aleyhisselam'ı, Ebu Cehil'in kapısına defalarca götüren onun tasavvuru mudur acaba? Yani bir düşünmedim ama ta ki Allah tamam şey yapma diye ne kadar vazife şinaslık. Yani ben de aynı kanaattayım. İtikadı değildir, tasavvurudur. Yani onun sistemi de beşerdir. Ya da adetullah itikadı. Ben adetullah'ı işleyeceğim. Ne böyleyim bakalım. Evet. Belki öyle. Yani burada bu su zaten olmaz. Ne olursa olsun iyi olur. Yani bu olsa bile bu var alt veri tabanı. Buraya geçebilmen için zaten buradan sıyrılıyorsun. Tasavvur ettiğinden değil ki bu benim vazifem tebliğ etmek. Yani ben neden öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Neticeyi almak için. Yani Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'e hariçte birisi olarak gitmedi. O kendindeki Ebu Cehil'e gitti. Dolayısıyla kendindeki Ebu Cehil tasavvurundan yukarı çıkmış olamaz. Ebu Cehil de zaten dedi ki en son, ya Muhammed Allah'a ve peygamberlik meselesini inkar etmiyor. Zaten inkar ediyor senin için oldun diye. Allah nereden çıktı dememiş hiç. Peygamberlik ne demek ya? Dememiş. Sen peygamberlik iddia ediyorsun dedi. Şimdi diyor ki, ya Muhammed diyor, o iddia ettiğin haşir meydanı olacak diyor. Ve Rabbin sana diyecek niye tebliğ ettin de tamam diyor. Bana tebliğ ettin, daha gelme istemiyorum. Ben orada Rabbine diyeceğim ki o mesul değil bana geldi. Dedikten sonra gitmiyor. Anlıyor musunuz? Ha. Neyse, burada böyle bir sistem, burası serbest bölgedir. Burası hususi dünyadır. Mesleğin de diyor, hususi dünyasını umumi dünya zannetmesi. Umumi dünya da bu, tamam mı? Umumi dünya demek vicdanını yani kalbini bilmeyerek veya bilerek bozarsa kafir, şuurlu yaparsa, talipten lezzet alıyorsa münafık olur. Umumi dünya bu bütünseldir. Bak görüyor musunuz umumi dünya? Ondan sonra itikat, hakka ve batıla itikat var. Yani imanın batılı yok. İman zatının bir nurudur, zatından zulmet gelmediği için ama itikat öyle değil. Hakka ve batıla itikat vardır. İtikat bozulursa bile kafir olmuyor Müslüman, Müslüman ama bu. İtikadı bozuk olursa Cebriye, Mutezile gibi ehli bidâ oluyor. İtikadın menfisi kafir, müsbetine ehli bidâ denir. Diğerlerine girmiyoruz. Bu böyle, bunu hulâs etti. Şimdi gelelim can alıcı yerimize. Geçen haftaki bu dersti. Bunu her hafta aslında tekrar etseydik. Şurası. Bu serbest bölgeyi. Yani o kadar şifadır ki. Yani mesela o anda kullanıyorsun. Şu anda serbest bölgedir. İnsanın endişe etmesinin sebebi hastalıktan. Bu sahaya ben niye hakim değilim? Hayır, babamızın tapulu yeri değil burası. Bu tapulu değil. İşte uyuyamamak, asabi olmak, balona 2-3 kat hava basmak, hacminden 2-3, 10 katı, ne de patladı diyor. Dokununca patlar. Onun tahliyesi bu koyarsak balon, işte bunu böyle bilmek, tahliyesi bu koyuyorsun. Yani mesela ben doktorumu aramam lazımdı o zaman. Kim eskide öyle arıyor, şey yapıyordu. Yani bu budur, biliyorum nerede cekran ediyor. Şu anda serbest bölge. Neyle de gideceğini biliyorsun. O zaman rahat ediyorsun. O anda rahat ediyorsun. Seyrediyorum bakayım ruh ne yapacak. Yaşıyorum biliyor musun yani bu ne yapacak şimdi? Bu ne yapacak? Baktım ki gittikçe şey yapıyor. Yer yer galip oluyor, kesiliyor. Vücut taat diye kesiyor. Aynen ha böyle. Şöyle oluyor. Dedim bakayım ne yapıyor? Biraz gülüyorum. Aynı böyle gülüyorum. Çak diye kesiyorum. Tanıdık. Dalga geçiyorum. Süreye bile okumuyorum. Adamı kale almıyorum. Şak diye kesiliyor. Bundan sonra başka bir şey yapacağım. Şu gene aldı. Dedi ki komut merkezlerine sinirler. Uykusuzluk komutunu uykusuz bırakır. Kaşıntı merkezine kaşıntı yapar. Aynı şey yapar. Ondan sonra insanın fazla bir salgılama merkezine vurur. Ondan sonra az bir şeyle çok tepki verirsin. Böyle bir tuhaf memleket yani. Kendini tanımak kolay değil yani. Çok acayip bir şey. Çok da keyifli bir şey. İçeride neler olduğu fark ettiğin zaman onun kadar keyifli bir şey yok. Ama titriyorsun. Bakıyorsun ne olacak? Şimdi bu ne yapacak? Hiç karışmıyorsun sen.
nefsim, ruhum. Sen odun. Duman, ışık, nur. Odun da sen. Bakayım ne yapacaksın? Hadi okuduğun derste cevap versin. Hepsi bu tırırt geliyor. Ha, serbest bölgedeyiz şu anda. Çünkü orada vergi yok. Devlet böyle serbest bölge mal girdi mi orada vergi almıyor. Şimdi bu adam buraya girdi. Adam vücut haricisi var biliyor musun? Şuurlu ve zeki adam. Şeytan. Çok zekidir. Çok aptaldan şeytan olmaz. Ve cennetin bekçisiydi. O kadar ilmin ibadet yaparmış ki cennetin içinde değil dışındaki bekçiymiş. Böyle bir adam. Olayı çok iyi biliyor. Sistemi nasıl çalışıyor çok iyi biliyor. Ona mukabele etmek derme çarpma imanla olmuyor. Derme çarpma imanla olmuyor. Sistemi çözmen lazım. Şeytan hala cennetin bekçisi abi. Sokmuyor herkese işte. Şimdi tek tarafa geçiyoruz. Abi bir şey soracağım. Buradaki şu 100 metre ehli bida denir ya. Ha. Bidacıdan ehli bidayı nasıl ayırmamız lazım? Burada anla. Yani Müslümandır. Bak Müslümandır. Dindardır. Din adına, Allah adına mesela diyor ki Cebriye ve Mutezile Allah'a tenzih etme adını, Allah şerleri yaratmamıştır diyor. Bu adam dinsizlik olsun diye demiyor. Yani kişi işinin, kişi fiilinin halikidir. Şeri kendisi yapar, iyiliği Allah yapar demesi. İyilik adını yapıyor. Sebebi şu. İtikattan esbaba bakıyor, itikadı gibi düşünüyor. Onun için ehli bida oluyor. Ama ötekisi Allah'a inkar hesabına söylüyor. Şimdi ötekisini de en mühimi, ondan sonra sileceğiz şey, Erdinç'i. Sildirmedim ki arkadaşlar, geçen haftaki şeyi bir hulasa edelim çok. Bundan sonra bu derslere geçen bir hafta önceki şeyi hulasa etmeye artık şey yapacağım bundan sonra. Keşke yapsaydık daha önce ama dedim keşke yoktur. Bak nasıl hemen söylettirdi, sonra hemen dümünü aldım. Evet. Keşke dedim, sonra keşke yoktur dedim. O da sustu, kenara kaldı. Nasipmiş demek ki. Biraz da nasibe vereceksin. Allah nasip edecek. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye üç tane isim var. Allah, Rahman ve Rahim. Biz konuştuğumuz Kur'an'da ne konuşuluyorsa esmadaki Allah'tır. Allah'ın zatı değildir. Şöyle bir misal verdik geçenlerde. Bir yerde misafir kalıyordum. Birinci kattaydım. Sabah namazından önce namaza kalktım. Böyle camı açtım. Böyle camın yanında namaz kılıyordum. Birinci kat olduğu için karşımda kiraz ağacı vardı. Ondan sonra gayri ihtiyari şöyle yapayım da siz de görün. Böyle. Gerçi etrafa şey yapmamak mekruhtur ama dışarısı olduğu için hemen bahçeye, Allah Allah, çok ilginç oldu. Şimdi ben varım, toprak var, ağaç var, bir de kiraz var. Dördü de farklı. Ben toprağa ne kadar benziyorum? Hiç. Toprak ağaca hiç benziyor mu? Yok. Ağaca bak incir çıkmış. Hiç benziyor mu? Dört. Ha, nedir o? Mahiyet-i zatiyeden şuurnat-ı zatiye çıkıyor. Toprak. Şuurnat-ı zatiyeden sıfat çıkıyor. Topraktan ağaç çıkıyor. Sıfattan da esma çıkıyor. Ağaçtan da incir. Üçü. Benziyor mu? Benzemiyor. Şimdi niçin özeli ve ebedi zatı bilmeyeceğiz? Şimdi incir bir derece ağaca intikal edebilir. Yani elementlerle, şekli tipi yok ama yani içindeki yazılımla, içindeki programla bir derece ağaca. Ağaç da evet toprağa hiç benzemiyor. Hani bir şey yapar, hani elementleri vesaire maddeler itibariyle ağaç toprağa intikal eder. Ağaca bakın, toprağa bakın, benzemiyor. Ama burada kesiliyor. Bak bakayım topraktan bana nasıl intikal edeceğiz? Çok zor. Hani maddesi itibariyle kalsiyum, magnezyum, demir evet bana benziyor toprak ama ruh itibariyle vefa toprağa benzer mi? Haya, edep, şehvet, gadab, muhabbet, aşk, tamam mı? Sevgi, nefret, adavet, kin, öfke toprağa benzer mi? Benzer. Ha, mahiyeti zatiye onun için ulaşılmaz. Toprak, mahiyeti, şey, ben mahiyeti zatiye, toprak, şuurnat-ı zatiye, ağaç, sıfatlar, sıfat-ı ilahiye, meyveleri de esma-ı ilahiye. Peki tabi o zihnimizde bununla yoğulduğumuz için öyle bir şey Cenab-ı Hak'ta öyle bir misal oldu. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Bunu kullanalım. İmam Ali diyor ki sen kendini basit görme diyor. 200
10 kaç küsurdu işareteceğiz da. Bütün alem sende dürülmüştür, büzüşmüştür. Çekirdeksin yani. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Şimdi Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele B'nin noktasında. B budur. Burası da noktadır. Burası. Bu noktada 3 tane isim işliyor. Onun için zaten Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Acele ediyorum. Dersimize geçeceğiz. Geçen haftaki şeydi. 3 tane isim vardı. Allah, Rahman ve Rahim. Bismillah, Allah, Rahman. Gene isim. Rahim isim. Bismillah'taki Allah vahiy. Rahim, kafir mümin fark etmeden sistemin adı. Sistemin adı. Rahman. Rahim ise iman edenleri iman ettiği şeyle besleyen. Mesela Allah'a iman ettik. Ahirete iman ettik. Ahirete işe yaramayacak. Neticesi yarayacak. Nedir o? Dünyada Allah ile yani çocuk haşa çocuk anasını emer gibi insan Allah'a iman etmeyle, ahirete iman etmeyle, kadere iman etmeyle ruhundan besleniyor. Şimdi bunu güzergah yapılmış sisteme dönüştürdü. Nedir o? Allah geliyor dimağ. Ben bunu kafa yaptım arkadaşlar şöyle. Hani kafa, burası kalp yaptım. Şimdi dimağa geliyor. İsterseniz onu şöyle çabuk yapsam inşallah. Şimdi aynı sistem. Bak vahiy geliyor. Vahiy geldi. Vahiy kaynağı nedir? Subutu sıfattır. Kelam sıfatından geliyor. Kelam. Subutu sıfat. Değil mi? Vahiye muhatap olan dimağdır. Kalp değildir. Ondan sonra geldi buraya. Buraya geldiği zaman burada o arkadaki 7 temel mertebe var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Oralar boyalanmaya başlıyor. İtikada uygun. Kabul ediyor ve etmiyor. Tamam mı? Yani kabul ettiğini kabul ediyoruz. Vahiy kabul etti. Bu gelen kelama buraya girdi abi. Subut-i sıfat girdi. Burayı boyaladığı zaman içerisindekini bırakıyor. Vahyin içerisinde esmalar var. Ama sıfatı bırakamaz. Çünkü muhatap olacak bir durumu yok daha. Sonra buradan kabul etti. İtikadını oluşturdu. İtikad. Doğru bir itikad. Sonra bu kalbe indi. Kalbe İnince iman oldu. Vahiy dimağda itikadı yapar, kalpte imanı yapar. Bu sefer sıfata dönüştü. Esma değil artık. Çünkü cilve, cemal, nakış, sanat, esmadır. Kelam sıfatı bir tamamen burada ortaya çıktı. Çünkü mesela su yukarıdan aşağı akıyor, önüne geleni erite erite geliyor. Yani dolayısıyla subut-u kelam sıfatından gelmiş esmaları almış. Buraya üzerindeki su elementleri, ağırlıkları buraya bıraktı. Burada esma. Esma dimağımızı oluşturdu. İtikadımızı oluşturdu. Sonra kalbe indi, iman oldu mu abi? İman oldu. Şimdi şöyle bir şey vardı hatırlarsınız. Vahiy dimağımızı, itikadı oluşturuyor. İtikad da imanımızı. İman da bu sefer vefayı ödemek için, evet doktorum, itikadın çapısını ve kalitesini yükseltiyor. İtikad aşağıdan şey, iman, itikadın çapını ve kalitesini yükseltmek için sıfatla sıfatlanmamıştı dima, esma ile sıfatlanmıştı vay ile. İman diyor ki, iman, bana bu iyiliği yaptın, ben de sana sıfatla boyuyorum. Tamam. O zaman şuunata dönüştürüyor. Ha, bir üst mertebesi lazım. Evet. Ben yani zat diyecektim ama hayır, şunat dedim. Şunata dönüştürüyor.
kelam sıfatından geliyor da kelam sıfatından gelen kelam sıfatına ait değil. Yani o yolla geliyor ama o yola gelen o değil yani. O değil. Dolayısıyla yukarıya şey yapan ya şuunat olacak ya zatı olacak. Şuunat. Şimdi zatı nerede devreye giriyor abi? Abi onu yapacağım ben. Şimdi bu esmayı bıraktım buraya. Buraya sıfatı getirdi mi? Sıfat. Burası esma oldu mu abi? Evet. He. Sonra dönünce bu sıfat, bu kafa yapılandırınca şuunata dönüştü. Kalitesini yükseltti. Evet abi. Kalite demek kendisinden daha iyi ki al ki bana ver diyor kalp. İtikada diyor ki sen kaliteyi al. Çünkü beni besleyeceksin. Bu sefer şuunat ta aynı darlık oluyor. Tamam mı? Şuunat-ı zatiye oluşturuyor. Diğer dizaynı söyleyeceğim. Bir bu yol var. Bir tersini anlatacağım. Bunun tersini anlatacağım. Hangisini şey yaparsın. Sonra şuunata muhatap olacak bir diman bu sefer kalbi beslemeye başlıyor. Bu da zat. Çünkü kalpte Allah zatı olur. Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. Kalbine zat oluyor. Sıfatı zatiye diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Yani zat diyemeyiz de mahiyeti zatiyenin tereşi olarak. Artık zatı sıfatlarda sıfata döner şey var. Çünkü şuunat bir üst. Artık sımadım deyince zattır, zat. Zat değil mi abi? He, zattır. Sıfatı zatiye değil. Bu birinci yol. İkinciyi anlatıyorum. Bak ikinciyi. İkinci de şu. Üşenmeden içenlerle. Çok şey oldu ya. Bereketliydi. Kalp, dima, itikat, iman, şimdi. Bir ikinci şeyi anlatıyorum size. Yeni mi bu? Yeni. Ama yani bunu bildiğimiz şey. Mı acaba diye. Hemen aç. Şimdi burası Vahid. İyi yaptın. Vahid geldi. Kelam sıfatı. Bu kapıyı aç. Yani tek tek sıkın. Assın insanlar. İntikaz ol. Vahiy geldi. Niye esma bıraksın ki dedim. Kelam sıfatını direkt vurdu. Tamam mı? Kelam alsın. Evet. Direkt vurdu. Tamam mı? Yani esmayı bırakmadı. Direkt sıfat. Sıfata mazhar oldu. Direkt sıfatı bıraktı. Direkt kelam kendisi. Öyle vahiy muhatapsa öyle. Direkt muhatap oldu. Tamam mı? Evet. Sonra bir üste taşıdı. Çünkü diyor şefkat şuunatta ne var? Şuunatın içine ayarım. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şefk-i mukaddese, surur-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, iftihar, memnuniyet-i mukaddese. Bunun dimada ne işi var dedi. Bu kalbe aittir dedi bana. Tamam mı? O zaman diyor sen bunu esma deme diyor. Kelam diyorsun diyor. Esmayı niye bıraktı? Çok yorucu bir tevil yaptın. Dedi. Tamam mı? Kelam geldi direkt. Kelama muhatap oldu mu? Kelamla itikadın oluştu. Oluşunca sıfat yani. Buraya gelince buraya şuunatı yaptı. Şuunat. Şuunat. Niye? Şuunatta ne var? Muhabbet-i münezzehe var. Allah'a muhabbet oluyor. Nasıl oldu abi? Dima ne yaptı? Kevni ayetlerdeki esmanın cilme cemal nakşını aldı. Esmaları da aldı. Sıfatla birleştirdi. Şuunata kalbe taşınca Allah'a bir muhabbet oldu.
Allah'a. Allah muhabbet olunca ondan ortaya çıkan duruma iman. İmanı oluşturdu. İmanı şuunat oluşturuyor, sıfat oluşturmuyor. Çünkü kelam sıfatına, sübutu sıfatlara herkes muhatap. Kafir mümin muhatap. Ama onu kalbe taşınmadı. Güzel bir itikat olunca şuunat niye? Şuunatın içinde şefkat-ı mukaddesi var. Allah'ın bir de muhabbet-i münezzehesi var. Allah'a muhabbet-i münezzehesi olduğu zaman ve sıfattan da lezzet alıyor, lezzet-i mukaddese, surur, memnuniyet, iftiharlar. Bütünsel bu imanı oluşturuyor. İmanı oluşturanın sebep altyapısını gördük. 7 tane madde vardı ya şeyde, işaret-i caz 71'de. Delil, burhan, şira, usare, tamam mı? O 7 tane aslında onun şeyi karşılığı bu. İmanı ne oluşturuyor? Şuunat oluşturuyor. Şuunatta ne var? Allah şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler şeyi oluşturuyor. İmanı oluşturuyor. Allah'a muhabbet oluyor. Muhabbet. Muhabbet şuunatta ve muhabbeti sen burayı taşıma dedi. Muhabbet kalbe aittir. Dolayısıyla vahiy, kelam sıfatıyla, tamam mı? Bu sıbıtı sıfattır. Buraya taşınınca burayı yapılandırdı. Yapılandırdı aşağı daha kaliteli. İman olsun şuna. Şunatta bu sefer döndü. İtikada o ben diyen o burayı zatı nasıl oluşturdu? Burası da zat. Zat. Çünkü aklı olmayan dini yoktur. Zat deyince şunu kastediyor. Şimdi girelim aynı şey mesele işimiz var. Şey kullanıyordum. Benim gömleğim. Gir içeri benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum. Bunlar hep ben diyen o benlik şeydir yani. O ben diyebilen akli melekeleri diyor. Ta ruhunun ruhu. İşte o hal diyor burada diyebilen, onu diyen zat, şuur var ya şuur. Şu zat tabii şeydedir, ruhta ama burada tezahür ediyor. Burada gözüküyor o bendim, benim aklım, benim ruhum. Bunu diyen. Hasan abi, kalp kendisini aramıyor ama dima ben diyebiliyor ki o diyebilsin. Bunu diyebilen, hani dediğiniz şey evet. O mu? Evet o. Yani ben diyebilen dima. Ben diyebilenin kendisi. Şöyle diyebilsin ki o olsun. Yani imanı oluşturan şuunat dedik de ben iki yolu şey yapamadım abi de. Yani imanın ulaşabilmesi için zat lazım diye düşünüyorum. Yani o dimadan aşağı inen şuunat değil zat olabilir diye bir şeyim var. Hangi sanamadım? Bu ikincide abi. İmanı oluşturan şuunat değil zat olabilir mi? Hani İnan Allah'ın kendisi de diyoruz ya bazen. Zat vardır yani nerede? İman hayır Allah'tandır. Kendisi. Allah'ın nurudur. Evet. Yani orada da bırakabilir. Şöyle olabilir mi abi? Bir şeyde o mevzuda hani o tarafa döndürdük ya şimdi ilk başta vahiy dimaya geldi. Sıfat vahiy kabul etti, onayladı. O şuunat muhabbet oldu ve iman oluştu aşağıya. Oldu. Bundan sonraki bu ikinci ok artık dima kalp bütünlüğe geldi. Artık hani çok da ayrı gibi çalışıyordu. Daha güzel izah oldu. O zaman o bütünlüğe yani artık bunların da üstüne hani belki eneye geçecek bir şeyde zata doğru yöneltti. Artık bütünleştirdi onu. Yani ikisi yapıştırdı bunu şeyi. Tamam. O zaman şöyle çok değil mi? İşte ben bunu şey yapamıyordum. Güzel. Ama böyle bir çalışması lazım ama bunu ifade edemiyordum. Bu akıl kalp bütünleşti. Bütünleşti. O zaman ikisinin buraya çıkmıyor diyorsun. İkisinin ceminden evet. Akıl kalp bütünlüğü artık şey olmadı yani. Akıl iman zaten onu yapması lazım. Kalp bütünlüğünden sadece kalp olunca vahdet vücut gibi oluyor. Yani, İtikad desen ruhta ben de oluyor. Ve aslında bütünlükte de abi hani biz şu ayrı okla yaptık ya hani döndürüyor şey yapıyor. Besliyor onun mevzusu vardı ya. Hani ilk yaptığımız şekilde yapıyorduk. Sonra da onu aklı itikadı da besliyordu ya.
aslında cem ettiği için artık ondan beslenmeye başlıyor. Yani ümitten besleniyor aslında. Evet. İtikada. Şimdi tekrar bunu buraya döndürmenin şeyi yok. Çünkü yani bütünlüğe döndürmek gerekiyor. Ya gerek. Bu zaten bütüne döndü. Peki bu geri dönüp de bir alt tarafın değil, bir üst tarafı da ruhtur. Bu akıl, kan, padişahları da ruh. Hasan abi geri dönse, yukarıda şuuru iman olsa, o adam oradayken orayı yaşasa? Yani o yani bu şeyi getirmiyor Harun. Bu dediğin doğru da, ruh zaten şemsiye, genel. Mesela kalp ve burası olsa, şurası, bir ayağı dimağ, bir ayağı vicdan ya. Vicdan. Şimdi ikisinin cemi. Peki akıl ve kalbin cemi nedir? Ruhtur. Abi. Ruhtur. İkisi ceme geldi, ruhu oluşturdu. Ruhtaki beni oluşturdu. Bu daha şey. Bir daha. Şu kalp iki ayağı var. Bir liman, makke sefkar, mazar isyan, vicdan. Yani liman, vicdan. İkisinin cemi kalp. Kalp, şey, ikisinin cemi kalp daha. Peki, dima ve kalbin cemi? Ruh. Ruh. İkisi ceme geldi. Şey diyor yani abi, oruç bahsinde hani tezahür etmiş, cisimleşmiş, burada bulunuyor. Ona geldikten sonra burada o öyle bulunuyor, şuurlu imanla. Oradayken burada bulunuyor. Hani tezahür etmiş sanki. Diyor yani. Kim için anlamadım? Ruhta hani donmuş da gelmiş sanki ötelerden burada diyor ya. Döndükten sonra şuurlu imanla ruh oluyor ama dima da burada. Peki bulunur. Tamam peki söylediğin şey. Şimdi şunu alayım. Birinci şuur neredeydi abi? Dima'da abi. Tamam. Birinci şuur. Bunu değiştirebiliyor. İkinci şuur. Mesnevi de söyledi değil mi? İkisi ceme geldi. İkisinin ceme gelmesinde şuuru, imanı demiştik. Ne yapıyor? O da ruhu besliyor işte. İkisi cem. Yani bunu tekrar geri döndürmenin şeyi olmaz. Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi Kur'an lehif-i mahfuz'a inen nedir abi? Kur'an geri dönüyor ya. Geri dönmesi lazım. Evet. Kur'an indirildi diyor. İndirildi. Kinnemaz orada dönüştürüldü bize geldi değil mi abi? Kelam sıfatında Kur'an yok. Yok. Lehif-i mahfuz'a dönüşmüş haline Kur'an denmiş. Subuti sıfatta kelamda kelam ilahi. Kur'an denmiyor. Kur'an'ın manası da lügat manası okunandır. Yani ondandır tamam. O değil. Tamam. O zaman lehif-i mahfuz'a inen Kur'an oluyor. Tamam. Bir şey söyleyeceğim abi. Hı. Şimdi. Şimdi bu Kur'an lehif-i mahfuz'da dönüştü bitti mi yani bu? Bitmedi. Bitmedi. Ceylan ediyor devam. Her daim ceylan ediyor. Hala iniyor şu anda. Yani dönüş olayı var ya Hasan abi. Dışarısı tamam sabit. Yani bütünlük oldu. Ama o bütünlüğün içinde o dönüş sürekli devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor ki birisi bakıyor Kur'an'dan anlıyor bütünlüğü. Birisi Yasin'den, birisi Fatiha'dan. Mesela İmam Rabbani bu 25. sözde yazıyor. Huruf-u mukatta'dan birçok anlamları çıkartabiliyor. Evet. Bu dönüşün sürekli devam ettiğiyle alakalı demek istiyorum. Yani o dönüş bitmiyor. Yani ruh yani noktada mesela geri çıkıyor değil mi? Ya şimdi bakın şimdi sen birinci şeyimizde şunu diyorsun. Yok abi, şunu diyor, bakın şu akıl kalp bütünlüğü, bir tur attırdınız, bütünlüğü saldınız ve buraya geldiniz ya. Bunun parlaklığı, burada bir nur düşünün. O şarjlı elektrik lambaları var ya, bastıkça yanıyor. Hızlı bastıkça lamba daha net yanıyor. Yani buradaki dönüş, burada bütünlük sağlandı diye bitmiyor. Bu her daim devam ediyor. Tabii o kesin. Sürekli dönüyor, Aynen. Yani öyle ki döndükçe bir noktuyorsun, anlıyorsun, bir noktada beynin altındaki, şu anda bizim yaptığımız gibi, noktayı böyle konuşuyorsun. Doğru. O yani o sistem ilk ki, yoksa bu burada durmuyor. An ve an oluyor. Şöyle geliyor, ondan sonra böyle geliyor. An ve an, dır. Sonsuz bir şey. Sonsuz. Nasıl yapacaksın ki? Mecid sonsuz devam etme. Sonsuz devam etmek zorunda. Başka mümkün değil. Hareket var. Nihayet yok. Bunun şeyi yok. An ve an oluyor. Vay hala ceylan ediyor.
5 tane, 6 tane vahiy vardı. Peygamberlere gelen vahiy vardı. Bir peygamber olmayıp insanlara gelen var. Yusuf Aleyhisselam kuyudaki çocuğa vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam'ın annesini vahyettik diyor. Ondan sonra dağlara vahyettik, arza vahyettik diyor. Ondan sonra semalara vahyettik diyor. Arya vahyettik diyor. Bir de gayrimüslim o din alim şeylerine vahyettik diyor. Tamam mı? Ona vahyettik. 5-6 tane vahiy yap. Peki nedir o? Bir, vahiy sarayı var, vahiy zimmi var. 1-3 taneydi vahiy. 1, Allah'ın bizzat elçisine. Bir de ilham manasında, bir de bilgilendirme manasındaymış. Mesela dağlara, şehselere ilham, arılara. Bilgilendirme noktasında Yusuf Aleyhisselam kuyuda şunu vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam annesini emzir ve sepete koy bırak dedik diye vahyettik diyor. Yani Cebrail an be an devam ediyor. Şu anda mesela vahiy sarihin vazifesini yapan şumul ilamlar var. Vahiy zimmiydi. Yani mesela diyelim ki İmam Rabbani'nin Hazretleri'nin şey diyecekler yani karşılaşacaklar Risale-i veya o nedir o? Her böyle vahiyin içerisinde çıkan manalar, alimler mana çıkarttı. Çekirdekten çiçek yaprak çıktı gibi. Ayetten çıkartılan mana ayet değildir. Ama ayetin tereşuhalıkları var, kokuları var. Yani mesela yukarıdan su sızdı. Hiç kimse demez ki yatak odasında musluğu unuttu. Ya mutfak der ya tuvalet der. Oradan geliyor. Ha, vahiy zimni demek vahiy değil ama zımnında vahiy tazamun ediyor. O çıkan mana vahiy sıkıyor. Yani sıkıyor adam, alim. O mana çıkıyor. O mana vahiy değildir. Ama vahiy tazamun ediyor. Bunun adı şumulu ilham. Yani eğer ümmete ait bir mana ise şumurlu ilham. Eğer kendine ait bir mana ise tek böyle tarikatsı işte şudur ilmihe. Sırf o cemaate mahsusa ilha şumurlu değil. Onun için asıl imamları şumurlu ilhama mazhar. Yani ayetten tereşu ve temessül ve teşahhus eden manalar alıyor. Abi burada... Bunun için anlattım o kadar. Bu devam ediyor senin dediğin gibi. Evet. Doğru. Bu devamı bu basıyor. Devamlı tırt basıyor. Tırt basıyor böyle. Abi buradaki şu anlatılan, şu konuştuğumuz bir mucize. Evet. Ama bu şahsın mucizesi değil. Yani işte Kur'an'ın mucizesi bu işte aslında. Evet. İşte Kur'an mucizesi. O da gelelim şu. Şu. Koyuyorum ismini. Vahiy geldiği için Allah. Vahiy. Kafir mümin fark etmeden hepsine manasını veriyor. Rahman. Kendisine iman eden kişinin iman ettiği şeyiyle besleyen rahim de burası. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel diye tamamlanıyor. Vahiy. Mesela bu bütünlükte adam en enatı kıl Kur'an, canlı Kur'an oluyor. Şeyde de demiştik, o Allah kainat arzında arz simasında, kainat simasında arz simasında, insan simasında diye. İnsan simasında. Şeyde siz yapmışsınız onu abi, şekillerde var. Öyle mi? Ha, o kainat Allah ismine bakıyor, Rahman arz simasına bakıyor. Rahim insana bakıyor diye. O zaman var. Şöyle bakalım. İnsan siması. Şekillere bakarken öyle mi? Var. İnsan siması. Kim yapmış onu? Hasan abi yapmış. Hani geçen hafta tartıştık. Bilirdi, yapmamış demek ki. Başkası yapmış. Evet. Başkası. Aynen öyle. Doğru söyledin. Sonuçta hatırlatıyoruz. O daha güzel. İngafur gene mağlup oldu. Gene mağlup oldu. Arz siması. Kainat siması. Çok önemli. Birbirine girdi ama idare edin artık. Şimdi
buraya geldik. Şunu kaldırıyoruz ortadan. Şunu. Ben daha bu canlı gördüm. Küre arz kafaydı zaten değil mi? Evet zaten. Kafaydı. Küre arz kafasının bir yeri. Küre arz, evet. Evet, evet. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor. Şimdi bu. Şimdi geliş tarzına bu tarafa Risalet, İslamiyet, Esfatlı, Kurbiyet, Esmayonu, Rububiyet, inşa dedik. Şuraya oluşan sıfat yönü, akrebiyet, iman, ihya, esbabsız velayet yönü, esbabsız tecelli yani. Yani esbaplıya Allah biz diyor, esbabsız tecelliye ben diyor. Kalbe hitap ettiği zaman ben, dima hitap ettiği zaman biz oluyor. Onu da yazın. Dima hitap ettiği zaman yazıyorum. Dima hitahi dima hitap ettiğinde biz kalbe hitap ettiğinde ise ben. Biz daha çok oluyor o zaman. Esma ya. Geniş kapsamlı. Tabii. Tamam abiler. Kalbe hitap ettiğinde ölüyorsun zaten. Kur'an'daki hitapları. Hı. Şimdi bu bitti. Geçen haftaki şeydi. Mesela burada mesela ruhta işte zaafı bulmak gibi ifade ediyoruz ya. Şimdi bir yandan mesela hani insan aslında Rabbini buluyor ya. Onu nasıl şey yapacağız? Yani ben miracımı kendi aleminde yaptığımda ben Rabbül Alemin'i bulamayacağım. Rabbimi bulacağım. Oradaki benim Rabbim esma seviyesindeki Rab mi yoksa zata bakan bir şey midir? Yani Rab deyince esma aklıma geliyor benim. Rabbimi bulacağım ben. Çünkü Rabbül Alemin'e yok. Zatı konuşuyoruz en iman. Onunla o Rabbimle o şeyinde nasıl? Mesela Emir Dağı'nda söylüyor. İkinci Emir Dağı'nda söylüyor. Bu noktasının sonunda. Diyor ki esmalar bir fiili esmalar var, bir zat-ı esmalar var. Mesela Allah, Ehad, Samet zat-ı esmadır. O bizim o esmaların bütünlüğü Rabbimizdir. Ama zat değil. Ama o esmaların içerisindeki Allah ismine, Samet, Ehad ismine mazariyetin nispetinde zatı buluyoruz. Zatı taşıyorsun. Zatı çünkü diyor ki ismin tahtı, ismi camidir diyor, zatı tanımlar diyor. Hmm. Mesela diyelim ki Rahman ve Rahim. Yani o zaman biz o noktada esmadan geçip sıfat şunatı geçerek zata doğru... Böyle direkt bakabiliyorsun. Neyle bakabiliyorsun? Çünkü Allah ismi zatı tanımlıyor. Direkt zata baktırıyor. Hmm. Mesela Ehad ismi diyor, Samet ismi. Fert var. Fert mi vardı? Fert. Orada Emir Dağ'ın da söylüyor. Bu isimler diyor, fiili esmalar değil diyor. Diğer esmalar da içine almış. Mesela üçüncü sözde de kullanıyor. Diyor ki, Eşheden la ilahe illallah. Manası malum. Ben şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Bakın ne çıkarttı, öyle vermiyor meali ustad. Diyor ki, Rezak odur diyor, Şafi odur diyor, Hakim odur diyor. Fiili esmaları. Yani niçin? Allah zati esma olduğu için zati esmalar fiili esmaları da tasavvur ediyor. Mesela Rahman zati göstermiyor, fiili dünyası ama... Rububiyet esması gibi daha çok böyle biraz. Evet, rububiyet esması gibi. Bu sefer o esmaların bütünlüğü, onu yazalım. Esmaların, bunu da yazayım. Yani, iki söyledim. Esmaların bütünlüğüyle Rabbim zati esmayla da
Rabbim şey, Rabbim. Zat. Zatı. Zatı anlıyoruz. Tamam mı abi? Şöyle bu bir bütünlük ayrı bir şey değil. Bu ayrı bir şey değil. Bu ayrı. Bu ayrı bir şey. Yani zatı tanımlıyor. Bunu zaten kendisi söylüyor. Bunu söylediğim benim Emirdan da söylüyor. Mesela fiili esma için zaten isim Allah kimseye koyamazsınız. Rahman konuluyor. Abdurrahman, Abdülkerim Gafur, isim oluyor. Gafur. Gafur konuluyor. Ama Allah konulmuyor. O da isim. Çünkü zat-ı isimler konmaz. Abdullah bir şey söyleyebilir miyim? Şu Harun biraz kafamı karıştırdı az önce. Bu ben devresi için ölmekten bahsetti ya. Şimdi bakın şu aynaya Hasan abi. Aynen. Ben aynaya bakıyorum. Ben diyorum. Ben diyorum. He, ona diyorsun ama. Ona diyorum ama. Burayı anlamam için. Bu evet, bu diyor ama. Bu evet. Diyor aynaya karşı ben. Oraya onaylattırıyorum ben. Hasan abi, ölmesi lazım bunun ki o da buraya ben desin. Bilmiyorum. Oraya anlaşılmadı abiciğim. Biz diyoruz ya kalpte hitap ettiğinde ben diyoruz ya abi. O ben dediğinde ölmüş olman lazım ki. Ya yani gel şimdi beni anlamadım. Şuraya mı diyorsun? Yok abi, şurada dima hitap ettiğinde biz, kalbe hitap ettiğinde solda abi. Solda. Tam dirseğim. Dima hitap ettiğinde biz, burası kalbe olsun. Hitap ettiğinde ben diyoruz ya abi. Kalbe hitap ettiğinde ölmüş oluyorsun dedim. Siz demiştiniz zaten bunu. Allah benim gözümde Allah kendini görebilmesi için orada benim ölmem lazım Hasan abi. Tabii. Yani niçin biliyor musun? Allah mesela buraya şey esmaların bütünlüğü. Burası da ben olabilmesi için zat-ı esmalar oluyor. Zat-ı esmalar insanda inkişafı zaten ölmen gerekiyor. Mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölünüz. Yani artık orada ben o denmesi için sen olmaman gerekiyor. İyâkena. İyâkena budur tabii. Çünkü bendeki oyla ondaki bene. Ben diyemezsin. Bak. İyâkena budur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine. Gay. Ben, sen, o. Üçüncü tekil oldu. Errahmanirrahim. O. Ben, sen, o. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Din günü sahibidir. O. Üç. İyâke ne'abüdü ve iyâke nesta'in. Ben sana. Ben o. Muhatap oldu. Diyebilmesi için bende o var. Bak bende o var. Ben diyormuşum gibi oluyor. İya kena budu ben diyorum zannediliyor. Hayır. Bak şimdi. Bende o yok mu? Evet. Var. Bendeki oyla o esmada beni ve sıfatta beni yaratmadı mı? Esma ve sıfat beni yarattığına göre bende var. Onda ben varım. Allah'ta ben yok muyum? Evet. Allah'ta ben varım. O da bende var. Evet. Bendeki oyla ondaki bene hitap etme şeklidir. İşte bu da oldu. Bütünlük. Bu da oldu miraç abi. İşte. Evet, miraç oluyor. Miraç zaten orada tahakkuk ediyor. Namaz müminin miracıdır. Nerede oluyor? Gaybaneden hazırhane oluyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmindin. Bu gaybanedir. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Miracın oldu. Bundan sonrası konuşmaktır Allah'ın. Çünkü altıncı şurada söylüyor. Biz de tavattır ediyoruz. Şeyi ne yapmıştık abi? B harfiyle de ilgili tefekkürümüz vardı ya. Onu da bir şey yapalım mı? Ha, bu o, bütün. Ha, tamam. Bu bütünseldi. Bütün alemi bir yere bak. Bütün cihanı bir nokta yap. Bütün cihanı nokta yaptın mı? O cihana nasıl hakim olacaksın? O noktaya hakim ol. Bir bütün cihana, bütün cihanı bir nokta yap. O noktaya, yani cihana hakim olamazsın ama noktaya hakim olursun. Bu bir noktadır. Bu bede, şeceri hikatte kabu kavseyn. Kabu kavseyn. Ne oldu bu? Şey, şeyini kaldırın. Kilitleri kaldırın. Bak şimdi.
Emre görecek mi bilmiyorum. Şurasını görüyor musunuz? Kabu kavse budur. Şu. Komplesi buna bir nokta dedik. Şu var ya şu. Şu kabu kavse. Şu kabu kavsen anlamı daha acayip oldu. Bu bakın bu benim bu tarafı da dönük, tamam mı? Ha şu. Hani şey. Bu nokta da bu. Aslında bu ben. Bu taraftan ifade edebilir misiniz? Resim diye. Özür dilerim. Tamam. Tamam abi. Bak şimdi. Beynin ters dönüşü. Bakıyorum. Vacibul vücut alemi burada bitiyor. Mahiyeti zatiye. Sıfatı zatiye. Şunatı zatiye. Sıfatı zatiye. Esma-i zatiyeler. Burada vacibul vücut bitiyor. Bitti be. Burası da mahlukat. Yani mevcudat. Şurası. Bundan aşağı. Arş-ı azam. Lef-i mahfuz geçiyor. Burası berza. Ben olan ben. Yani bu vacibül vücut karar verdi. Bir yeri yaratacağım. Onu ilk önce bir çekirdek olarak yarattı. Onun adı da Nur-u Muhammed'idir. Sistemin adı da meçhuldur. İlmi kelamdaki adı Nur-u Muhammed'idir. Burada bu çekirdek ne demek anlamına geliyor? Koca çınar ağacının çekirdeği. Neyse. İnsan bir çekirdeğe benzer. Bu. Burada bu bak bu kabı kavsen benim şeyi kuyruğu. Bundan sonrası komple bir noktadır. Şu. O noktaya alemimizde abi o şey döngüye girdi ya tevhid ediyoruz. Biri buluyor. Yani bire geliyor. Tüm mükevvenatı da kendi alemimdeki mükevvenatı cilve cemal nakşı da kesreti yani topladım kendi içimde. Matematik de öyle. Bir de başka bir şey yok ki matematik. Dimağımı aldım. Onu imanımla harc ettim. Teke geldim. Oldum nokta. Noktada B'nin altında miracını yapıyorsun. Miracını. Şeye geliyorsun. Vacibin sınırına geliyorsun işte. İşte kabu kavseyindir bu nokta. Burada Allah oluyor. Burası genelde herkes yaratılıyor. Rahman oluyor. Bu adam dönüşünde Rahim oluyor. Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Sanki oradaki şeyler iki B. Bakın üstteki var ya. Aha. Üstteki be, yani o velayet, alttaki de risalet, yani sanki onların ters olması lazım gibi geliyor orada, o şuradaki. Yani... Şu ağızları mı? Evet. Yani B'ye altta olması lazım da, yahut da Allah bunu böyle yaptı. Şöyle yapalım ki, bak, bir daha yapayım. Allah! Kafir mümin fark etmeden ruhunu yarattı mı abim? Aklını yarattı mı? Kalbini yarattı mı? Celal ve Cemal tecellisi sıfata mazhar oldu mu? Nefisi taktı mı? Bak, Allah Rahman kafir mümin fark etmeden sistemi yarattı. Geldi insan. Bu şey iman etti. İman etti. İman etmek, iman ettiği şeyle besleniyor ya. Tekrar Rahim geri döndü, iade etti. Ama o zaman işte o değil Hasan abi. O zaman şu, yukarıki oluyor. Evet. Şimdi buraya aynen olur ama böyle baş döndürüyor da onun için elim buraya gidiyor. Benim aklımda bunu diyor da. Evet. Çünkü bu en zirve tabii. Bu ene ben diyen burası. Buradan hitap ediyor buna da. Kadı Mesnevi'ni 641'de şöyle geçiyor. Bundan sonra ölüm ve helakettir diyor. Yani ne? Bir şey yok artık. Artık şanım ne yücedir demeye başlıyor. Çünkü kişilik, kimlik, beşeriyet hiçbir şey yok. Aslında kabı kavseye ne kadar bir şeyler deniyor. Deniyor. Ondan sonrası bitiyor. Deniyor. Bittiği için oraya geçtik denmiyor değil mi? Geçtik denmiyor. Bitme var. Bitme bir şey yok. İşte buraya geçince ki denmiyor. Yok ama öyle diyelim. O da diyor ki zatım ne yücedir. Zatımı tenzih ederim. Bütün her şey ayağımın altında. Buraya kadar her şey deniyor. Yani biz kab kavseyinden ötesine geçemeyiz diye kab kavseyinde durmuş, görüşmüş diyoruz ya. Aslında kab kavseyinden bitirmiş mevzu. Her şey bitti. Burada olunca artık kim? Diyelim, mecul mi? Ondan sonra artık İyâke nâbudu'nun hitap ettiğiyle hitap eden aynı oluyor. O zaman tam B oluyor. Esma'yı. İşte. Tam B yani, oluyor. Yukarıda yani mecul. Aynı oluyor diye yanlış anlamayın. Aynı oluyor yok. Demek yani Esma'daki cilve cemal nakış sanat aslı Esma'ya şey yapıyor ama gene aynı olmuyor. Gene burada gene bir Esma ile
bunun arasında ağaç, bütün ağacın çekirdeğiyle bütün ağacın süzülmüş, tereşüh etmiş hali olan yeni bir meyvenin içindeki çekirdek oluyor. Evet, yani o fark var. Fark var. Ne aynıdır ne gaydır ama gene değildir. Bütün bir ağaçtan çözülmüş. Bu ağacın kökteki çekirdek tekrar geliyorsun, muhatap oluyorsun meyvedeki çekirdek. Orada evet çekirdektir ama değildir gene. Ne aydın ne gayettir. Burada duruyor muyuz? Duruyoruz. Geçelim bugünkü derslerimize. Bunları anlamak için büyük zatlar 10 sene 20 sene mağarasına çekilmiş. Bir mağana gelsin diye. Böyle ganimet kabul etmişler bir şey, bir mevzuyu anlamak. Doğru veya yanlış. Önemli değil o. Çünkü bir şeyi elinize geçirdiniz mi, gemi batmış diyor. 25. sözde geçiyor. Gemi batmış, hazinelerle dolu. Oraya el yordamıyla karanlıkla bir şey geçirdin. Uzun veya yuvarlak, küre vesaire. O hep budur desem bile yalan değil. Çünkü onlardan bir tane aldın. Yani doğru veya yanlış. Allah kendisiyle meşgul ettiriyor bunlarla. En büyük nimettir. Allah kendisiyle meşgul ettiriyor. Yanlış da olsa doğrudur. Niçin doğrudur? Çünkü doğruyu bir gün bulacaksın yani. Bunun dibi olmadığında nasıl bulacaksın? Allah vermek istemeseydi bunları sana vermezdi. Bunlarla meşgul olmak ifade edemeyeceğim nimet ilahi. Abi şeyi de bir söyleyeyim. Sanki tam zamanı geldiği gibi Peygamber Efendimiz diyor değil mi? Ebu Hureyre'ye yani onu söyleme. Bir mana ona. Evet. Dedi ki bir şey demiş. Tabii bir şeyler hissediyorum ama ben tabii diyemiyorsun. Ya Resulallah doğru mu demiş. Şöyle yapmış. Kimseye deme. Evet. Yaşa deme. Hazreti Ali'nin bir şeysi var. Nerede okudum? Bir yerde okudum ama tam bilmiyorum. Hazreti Ali'nindir. Ashab-ı Suffa var ya, hayatlarını vakfetmiş. 300 ile 700 kişi arasında değişiyordu. Hayatlarını vakfetmiş bekar, peygamberimiz zamanındaki sahabeler. Onların demirbaşı da Ebu Hürer'e radiyallahu anh. Onlar böyle muzakere ederlermiş bu enfosi şeyleri. Öyle anlıyoruz. Bir gün Hazreti Ali gitmiş onlar kapısına. Durmuşlar. Kim o demişler? Ben Allah'ın aslanı Hazreti Ali demiş. Açmamışlar. Hazreti Ali bir dolaştı. Gene vurmuş. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Hazreti Ali'yim dedi. Girmek için biliyor mecliste ne konuşuldu. Ben de kıtayla olmak istiyorum diyor. Gene almadılar. Sonra bir daha vurmuş. Kim o demişler? Hiç demişler. İçeri almışlar. Buraya vasıflanmış, kendisine anlam yüklemiş, dünya ile dünyevi sıfatlarla kendisi sabitlenmiş, sıfatlanmış, bilmem birilerle, birerlerle kendisini ifade ediyorsa buraya hakkı yoktur. Buraya hiç girmeyecek. Burası fena yer. Yok peygamberin damadıyım, yok Allah'ın aslanıyım, yok alimim, cahilim, hiçbir şey yok. Burada vasıflandığımı giremez. Burası hiç. İlim meclislerine Allah Resulü diyor ki cennet bahçeleri diyor. Gittiğinde o çarpın. Peki ne olur? Yetedâresûnehu. Buraya şey iner diyor. Sükûnet iner. Sekinet iner. Peki başka nedir Kur'an'ın tabiriyle? Bakın Nur suresinin 30-31-32-35. ayetleri. Bir kısım meçhul evler vardır ki bak komşular burayı bilmez. Meçhul evler var ki orada sabah akşam Allah'ı zikrederler. Erkek oğlu erkekler vardır diyor. Medreseyi anlatıyor. Onlar diyor bir ticaret yapmazlar, ziraat yapmazlar. Ticaret ve ziraat yapmayanın zekatı olur mu? Ticaret ve ziraat yapmazlar ama zekatı verirler diyor. Zekatı olur mu? Ben meal söylüyorum, bir mana anlatmıyorum. Peki nedir o? Zekatı mimmadaki ma tamimdir. Mimmadaki ma tamimdir. Yani Allah sana ne vermiş, her şeyin zekatı var. Mesela ustad diyor ki, senin diyor, davan diyor, eski bir şartta öyleydi. Çocuğuyla nesliyle devam edecek. Senin davan nasıl devam edecek? Bekarsın. İki ve üç çocuğu olup da bir tanesini bana verirlerse devam eder. Zira diyor, mimmadaki ma tamimdir. Sana her verilenin zekatı var. Her verilenin zekatı nedir? Sana çocuk vermiş, bir tanesini davaya vereceksin. Peki nedir o? Bunlar zekattır. Senin iç aleminde yaşadığın ayrıdır. Şimdi
bu hulasayı yaptıktan sonra geçiyoruz. Daha bir saat. Başlamadı. Bir saat. Başlamadı. Bir saat. Bir saat. Bir saat. Bir saat. Geçiyoruz. Evet. Şimdi ben bir şey sorabilirim. Bir şey sorabilirim abi ama. Bu tür mevzularla meşgulüm. Burası orası orası burası kalktı. Öyle bir şey yok yani. Yalnız bir vasıflanmak için buradayız. Ondan sonra gidip gelebiliyorum tabii. Dedim ya ben gideyim dedim ya. Rüşt Usta da sorayım bu işi. Bu işin uzmanı o. Ustalı ustalı ustalardan öğreneceksin sırınca. Ondan sonra Salih buraya gelebilirsin gel. Gel. Gel abim buraya. Abi kameranın önüne gel. Gel şu kamerayı bırakın kamerayı ya. Mahkum olmayın ya. Gel abim ya. Gelmişsin orada duruyorsun. Gel bir sıcaklık ver buraya mübarek. Gel oraya. Gel. Yastık varsa orada yastık verin adamı. Var mı? Şimdi bunu da çekeyim. Ya bırakın bu şeyi. Bunlar ikinci derece. Her şey. Bakın o mudur? Ver abi ver yastık. Ver uzar mısın? Bu bana ait değil yani. Herkes böyle zaten. Fark etmiyor. Ama Osman vallahi siz de öylesiniz. Aynı. Sorulan da sen. Mesela şimdi bir derse şimdi misal söyleyeyim. Bu sistemle neyi öğreniyorsun? Sistemini değil mi? Aklınla aklını tanıyorsun. Aklınla aklına hakim oluyorsun. Vahisiz aklına aklınla hakim olamazsın. Bak kendini kendinle tanıyorsun. Kendini kendinle uyandırıyorsun. Kendin kendinle barışık oluyorsun. Kendini kendinle anlamlandırıyorsun. Bunlar daha işte. Yani cevapları böyle bulacaksınız diyor. Yani. Tabii. Böyle çalışacak. Ondan sonra bu vurunca peki ne yaptı tesir? Bir bakıyorum başladı elim şekillere dönmeye. Ondan sonra bu. Haritalanmaya. Kendi böyle dimağlar çıçık. Ama öyle şeyler olmaya başladı. Kendini kendinle. Bak. Mesela hariçten kendine bakmaya bakamayan başkasının gönlüne bakmaya hakkı yok ya. Yani zanlar demek istiyorum. Yani kendini kendinle hakim olacaksın. Mesela mutluluk yoktur. Hariçte öyle bir şey yok yani. Çünkü umumi dünya yok zaten. Kişi hiç kimse umumi dünyayı yaşamıyor. Mesleği de diyor. Öyle bir şey yok. Mutluluk yoktur. Yok öyle bir şey yok. Varlık da yok. Mutluluk sendedir. Uyandıracaksın. Devi uyandıracaksın. Neyle? Kendini kendinle. Kapıyı vurulan da vuran, sorulan da cevap veren de, seven sevilen, ağlayan ve gülen de aynıdır. İman eden, küfreden de aynıdır. İkisi de aynıdır. Çünkü bir şey terk etmedikçe onun zıttına dost olamazsınız. Abi raziyetin marziyeti bu sır gibi değil mi? Evet. Marziyeti, raziye aynı. Aynısı. Razı olacaksın, o da senden razı olacak. O zaman. Yani kendin, sen senden razı değilsen, başkası senden razı olmasını bekleme hakkın yok ki. Sen senden razı değilsin ki. Sen senden memnun değilsin. Sen senden lezzet alamıyorsun. Sen seninle barışık değilsin. Sen seyahat edemiyorsun. Ben de nasıl seyahat edeceksin ya? Sen sana tahammül edemiyorsun. Ben sana nasıl tahammül edeceğim? Sen seni sevmiyorsun. Ben seni nasıl seveceğim? Kendini nefret ediyorsun. Senden sana. Diyor ki, benden bana, ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Hatırladınız mı Risale? Benden bana, ben diye gitmek için koşmuş da ne gelmiş eline? Risale-i Nur bulmuş. Öyle demiyorum. Bak şu anda şimdi oturdu mu bu mana abi? Evet. Benden bana, ben diye, benden bana, beni bulmak için koştum, Risale-i Nur buldum diyor. Ha bu ikisi de sensin. İkisinin kavşağı benden bana giderken kavşak Risale-i Nur. Ben olan beni, bulan da bulunan aynı şeyin kavşağı Risale-i Nur. Canfı mıydı acaba? Şahsı maneviydi. Şahsı maneviydi. Acayip bir şeydi yani. Yani camdı ama oturuyorlar yani. Dur dedi böyle, tamam mı? Böyle acayip etkilendim ya, özür dilerim, kusura bakma. Ya o acayip bu, tamam mı? Böyle usta, nereden? Sonra anladım ki, ola geçseydim demek ki ben ölmüş olacağım, tamam mı? Böyle bir acayip bir şey ya. Böyle, Süper abi, niçin Süper abi fırladı? Diğerler, meşrep o ya. Yani tamam mı? Düşündüğünü şekillendiren, şekillendirin şekli, mevcudatın şeklini lisana döndü. Meşrep oradan geliyor. Her meşrep aktır. Düz okumakta, misal okumakta, tamam mı? Anlamlandırmakta, enfusi, zahir, batın. Mesela evvel ders yaparsanız, ahir ders yaparsanız, sende zahir, batın. Tamam mı? Dördünü, altısını da cem edersin. Ferdun, hayun, kaymun, hakemun, addun, kudusun. Cem edip Allahu ehad. İkinci şurada,
İmam Ali, bu bizim kardeşler zannediyorlar ki Esma-i Sitte'lisansı var ya, İsmi Azam'dır. İsmi Azam değildir. İsmi Azam'ın altı nurundan bir nurudur. Nurdur evet, diyor. Evet, evet. İsmi Azam değildir. Ha, Hazreti Ali'ye göre İsmi Azam'dır. Usta, o İsmi Azam'ın altı nurundan bir nurudur diyor. İsmi Azam nedir ustada göre? Altısının ceminden Allahu Ehad'dır, ikinci şu. Bir devam. Dur, bana git oraya. Soru oraya soracaksın. Cevabı da aynı yerde. Sorulan da soran aynı. Birisi gülen, birisi hayret eder. Tuhaf. Sen kendine bakacaksın. Tavana çık. Bakayım yapabilecek misin şimdi? Gözün kapalı. Tavana çıkar mısın abi? Hiç kendine bakma şimdi. Tavana çık abi, çıktın mı? Orada karton piyer gördün mü abi? Gördün mü, görmedin mi? Gördüm abi, şu kadar. Tamam, oradan bakar mısın kendine? Bak, oturuyorsun, gri bir takken var. Ve turuncu bir tişörtün var. Kırmızı giymemişsin çünkü erkek de mekruhtur diye. Ben onu bildiğim için söylüyorum. Tamam mı? Göremedim. Ama bunu egzersiz yapacaksın abi. Tamam, bana vermiştir işte abi. Ben kolay değil onu bulma. Şey... Kırmızıyı görmüştüm, gri deyince işleri bozdunuz abi. Tamam. Şimdi böyle rahat mesela. Aa, şu anda kesinlikle kendimi görüyorum tepede. Ama ben çok yaptığım için. Hemen geçebiliyoruz. Mesela bak, ha, şu anda dolaşıyorum. Şu anda o mumu bile görüyorum. Geçiyorsun, yukarıda bakıyorsun. Renkler gözükmüyor bende. Yapın, çok acayip bir şey. Hem rahatlama. Sıkıntıda ne yapıyorsun? Bu moda geçiyorsun, kendine bakıyorsun. Sıkılan bu. Uyuyamayan bu. Yukarıdan aşağı geçince o devre dişi kalıyor, sen hakim ol. Ruhun çıkartmış oluyorsun. Nasıl? Ruhun çıkartmıyor, temsil ettiriyor. Hasan abi, şunu bir anlatsanız Allah aşkına. Ne yapayım? Bu geçen gün o şeyde çok, onu da tefekkürünü yaptım kendi kendime. Hani oradan buraya bakıyor, buradan işaret ediyor. Gel, gel, gel. Ha ha, gel. Sünnet-i Seniye. Sünnet-i Seniye. Onu mu diyorsun? Ooo, ne kadar uğraştım. Sünnet-i Seniye niçin fıtrattır? Sünnet-i Seniye niçin fıtridir? Niçin doğrudur? Her konuda, Resulullah ben insanım da, o da insan. Her konuda isabet olamaz. Adetullah bu, biraz zıt gibi. Olmaz diyorum. Her konuda mükemmel. Ailede mükemmel, konuşmada mükemmel, tuvalette mükemmel, savaşta mükemmel. Ya etrafınız çevirmiş 200 tane insan öldürmek istiyor. Ama onların emaneti, daha önce emanet vermişler elinde. Ulan beni öldürmek isteyecek, etrafıma çevirmiş insanların emanetini vermek için en iyi dostumu, amcamın çocuğu Hazreti Ali'ye koyacağım. Beni öldürmek isteyenler gelecek, sen onlara verirsin, sizin emanetiniz diyecek. Vallahi billahi vermem. Vermem ya. Rüştü abi birisine emanet verdi, iki tane. Vakıfa iki tane bina Zeytinburnu'na emanet verdi. Şu anda vakıf kurulmaz, Ecevit'te, Demirel döneminde. Vakıflar gasp ediyorlar Zeytinburnu dershanesini. İki tane emanet verdi. Emanet veriyorum dedi sana deyip. Sonra adamlar yan çizdi, gittiler başka bir yere koydular. Onlar da yıktı, satıyor vesaire. La hiç burayı okumuyor musunuz? Sana Resulullah'a emanet verilmiş, öldürmek isteyenlere. Emaneti ya, sonra istedi Ruş tabi, vermediler. Emaneti, ya ben sana emanet vermiştim. Vermedi. Bu dersi yapıyorsun sen ya. Şimdi seni öldürmek isteyenler var. O emanet. Bu insan olamaz ya diyordum. Böyle bir insan olamaz. Var. Varsa sema. Peki bunun adetullah kuralı nasıl işliyor? Böyle mucize, mucize de bir kuraldır. Yani bizim bildiğimizin kuralının dışında bir kuraldır mucize. Tamam mı? Dedim nasıl olur? Şu kitap, şu defter, şu kalemle en iyi nasıl durur? Böyle mi yapalım? O diyor ki abi ters oldu diyor. Sen diyorsun abi görmüyorum ya, nasıl bir şeydi? Sen şu burayı görüyorsun. Böyle yapıyorsun. Sen kalemin boyunu görürsün ama Yasin görmüyor. Teknik resimde sen nokta görürsün burayı. Evet. Tamam. Sen bunu şey görürsün. Olmaz. Böyle yapıyorum. Herkese göre. Ya bunu nereye koyalım ki bu defterin en iyi olsun? Yani en iyi bunu nereye koyalım? Nereye koyalım? Bu nisbidir. Değişkendir. En iyisini bilemezsiniz. Onun için felsefede hak yoktur. Ancak ötelerden alemi gaybda hak nedir? Cenab-ı Hak. En doğrusu nedir? En doğrusu şudur. Bu asal al 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 gir gir ya buraya hükmederken oraya bakıyorum. İleri al dedi biraz dedi. Tamam. Heh.
bu tamamı buraya diyebilmem için oradaki hakkı görmem gerekiyor. Ona gözüm orada, sözüm burada. İleri al, ileri al, ileri al. Tamam bak, biraz geri al. Bak çirkin gözüküyor, siyah gözüküyor, kırmızı, yeşil gözüküyor. Baktın, al kalemi. Aldım. Yanlış orası. O yanlış, o kötü gözüküyor burada diyor orada. Kötü gözüküyor. Ha, bunu böyle yap diyor. Bu siyahı da şu, aha şimdi o. Buraya hükmetmek için oraya bakacaksın. Evet, bu evet. Sünneti senin. Bu işte. Yani ötelere bakarak burada konuşmak ve yapmak. Ötelere bakarak burada yapıp konuşmak sünneti seni. Onun için %100 yani burada konuştuğu ve yaptığını orada karşılıklarını görenin her fiili mükemmel olur. O kadar oturuyor ki abi ya. Biraz ben sanki dağıttım, herkes hakkını helal etsin ama. Yani bu beni çok tesir altına aldı. Evet, evet. Şimdi Hasan abi buradan oralara bakabilen oradan da buraya bakmaya hak kazanır. Nasıl da çıkartıyor bu meydana değil mi Hasan evet. abi? Evet. Mesela kim bunu? Buradan oraya bakabilen oradan buraya götür ileri al tamam bunu da diyebilen zattır. Buradan oraya bakabilen oradan da buraya. Peki biz bize uygulayalım bunu senin. Buradan ahirete iman gözüyle kalp şey diyor, pencere diyor, vicdan bakıyor. Buradan ötelere bakma hakkını yaşarken elde eden, öldükten sonra oralardan buralara bakma hakkını elde etmiş oluyor yaşarken. Hakkını tamam diye imza atıyorlar sana. Buradan oraya bakabilen, oradan buraya bakabilme hakkını elde etmiş oluyor. Bir kere de şey demiştiniz ona, dijital kalemle burada çiziyor ama oradaki bilgisayarda çiziyor. Ha mesela şeyde, akıllı tahtamız vardı ya Zeytinburnu'da. İnşallah merkezimiz olacak. İnşallah. Mesela tamam mı? Böyle bir şey vardı, önümüzdeki bir panel gibi bu kadar. Hiçbir şey gözükmüyor, tamam mı? Şurada bir beyaz ekran, buraya yazıyorum, orada gözüküyor. Bakıyorum burada çizgi yok, orada çizgi var. Ha. Evet. Acayip, onun için burası değil. Bazen böyle derslerde burası mı karıştırıyor insan şimdi. Karışıyor. Mesela o nasıl karıştırıyor? O rüyada, camikan. O anda dünyadayım. Peki dünyada mıyım peki o anda? Rüya anında neredesin? Burada orası. Burada orası. Uyandık, orası burada. Burası oldu. Anlatıyorum, orası burası şimdi. Rüyada, o rüyada burası orasıydı. Burada ses çıkıyor, kelam çıkıyor. Yani sen değilsin. Burası değil. Bazen şaşırmıyor musunuz kolunuza, bacağınıza? Burası benim neresi ya? Benim bacağım derken hiç tuhafınıza gitmiyor mu? Bunun hangisi benim ya? Bak çorabım bile altı sormuş. Ne biçim şey yapmış? Yani anladın? Bu tuhaf değil mi ya bu uzantılar ya? Bu işin neresi senin? Şaşırmıyor mu? Bazen şaşırmıyor mu? O zaman böyle olmuyor mu? Tuhaflık kollarıma şaşırıyorum ya. Vallahi çok, şu anda da şaşırıyorum. Tuhaf ya. Nasıl benim ya? Hasan abi kaç gündür böyle garip bir hal oldu bende. Böyle bakıyorum insan bir hareket ediyor ya. Nasıl vücudu oynatıyor, ne kadar değişti diyorum. Oysa ilk defa sanki görünüyor değil mi? Oynuyor. Tuhaf. Vücudu. Ondan sonra burayı aklıma almış. Hiç alışamadım bu dünyaya. Hiç ama. Burası ne kadar kesif, ne kadar ulvi bir yer. Ne kadar kesif, ne kadar ulvi. Yani donuk gibi gözükürken bütün alemler burada. Ulan bir tane şer göremezsin cennette, bir tane hayır göremezsin cehennemde. Her şey burada var ya, bunu nasıl yapmışlar? Cennet. Mesela ben merak etmiştim cennette. Ya Rabbi dedim ya, senin cennetin var, bir de cehennem ülken var dedim. Beni bir götür dedim, bir de bakayım dedim fikre. Gittim oraya, acayip bir yer, celal, cemal. Allah'ım dedim, bu iki zıt. Ya bunu tencereye getirsem, ikisini karıştırsam, ikisi tencereyi karıştırsam, celal, cemal nasıl olur dedim, merak ettim. Gel dedi, nasıl oldu göstereyim. Dünyaya getirdi, al dünya dedi. Cennet, cehennemin karışımı. O yakacak, o durduracak. O güldürecek, o şey yapacak, ağlatacak. İkisi söndü. Dedi, celal, cemal söndü, kemal. İnsanda kamil. Söndü mü, dengeye geldi. Denge yani, söndü demiyor. Denge, durdu.
dur bakalım. Sağlar dese ki olan yıkılın lan önümüzden. Mahkeme mahkeme yok. Hesap hesap yok karşımızda. Ne yok lan? Diyebilir mi? Diyor. Kim hesap soruyor? Yüksek mahkeme yok ki. Hakim ismi, Hakim ismi, Cemal ismi, Gaffar ismi vesaire isimler o kahar, muntakim, müstakil olan esmalara dur. Eskide benim en büyük kabusumdu. Derse ne yapacağım? Uykularım kaçıyordu. Celal tecellisiyle istemiyorum. Hesap hesap yok. Kahar isimleri. Meğer hakimi Cemal isimleri de var. Doğru diyor. Hakim, Gaffar, Rahman, Rahim. Rahim diyor dur. Yani o esmanın hükmünü durduruyor. Bu durdurdu diyor. Bu durdurdu. Durmuş gibi gözükürken aslında korkunç sonsuz güç, sonsuz güç iki sonsuzun kavuşma anı bu. Onun için burada sonsuza gidilir. Onun burası istesen de bulamazsınız. Öldükten sonra Gazali ne güzel demiş. Leysel fil imkan ebden bir makam. Yani imkanda olan bir daha şey de yoktur. Niye? Çünkü şu imkan deniliyor. Ötelerde de var. Ya cennet var ya cehennem var. Dünyada denen bir yer yok diyor. Bulamazsın diyor. Yaşadığının ve insanlığının kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. İnsan olabilmen için celal ve cemal olur. Şimdi cenneti merak etmeyecek misin ya? Cennette her şey güzel güzel güzel. Ya kalk bu aklını getiriyor. Ulan cehennem nasıldı ya? Tamam mı? Şimdi merak ettik yani. Adam cennetteydi. Cennet olduğunu bilmiyordu. Onun için bahki zannedecek zannettim o meyve yedi. Hasan abicim ayette Bakara suresi 29. ayette sonra da iradesini semaya yöneltti ve gökleri 7 tabaka olarak tanzim etti. Sema dalgaları karar kılmış bir denizdir diye. Yani bu mai halindeyken kainatın yaratılışında karar kılmış bir hale geliyor. Karar. Risale-i Nur'da geçen ayet, hadis tefsirlerindeki şeyler bunlar. Şuraya bak mesela karar nasıl? Karar kılmak işte dediğiniz o. Celal ve Cemal karar kılıyor. Bir vuruyor kılıyor. Kemal oluyor. Burası Kemal memleketi. Karar. Ondan sonra ona mazhar olursa kamil olursun. Böyle, onun için buranın kıymetini bil ya. Üzülmenin de kıymetini bil. Cennette üzülmeyi bulamayacaksın. Uykusuzluğu. İşte uykusuzluğu da bulamayacaksın. Ya paniğim, uykusuzum. Cennette bu yok. Onun için kıymetini bilin ya. Derdinizin de kıymetini bilin ha. Çünkü sığırın derdi yoktur. Meleğin derdi yoktur. Sıkıntılarınızın kıymetini bilin. Çünkü insan olduğunuzu söylüyor size. Evet, hadi yeniden başlıyoruz. Derse, Bismillahirrahmanirrahim. Bu geçen hafta hendikedeyiz. Değil evet, seyahat ediyoruz abi. Seyahat ediyoruz. Abi bu kalp ruh sırrın derece hayatlarına çıkmak mı oluyor? Bu evet, bu derece hayat buydu. İşte şimdiye kadar konuştum bu. Buna delil nedir? Şu anda asude bir hayatın yok mu şu anda? Bu kaletin ne biliyor musun? Müjde, herkese söylüyorum. Fethulü fî, fî zâmit, içi. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. Yani kul olduğun için buraya girdin. İkincisi de kul yok. Fethuli fi ibadi var ve tuhuli cenneti. Cennet yaşayan başka birisi. Tamam. Yani kalbin ve ruhun ruha değil de şu anda kalbi hayat yaşıyoruz. Ondan sonra bazı melekler geliyor. Ya Rabbi diyor burada bir grup var seni zikrediyorlar. Allah Teala da diyor ki ha diyor onları cennete koydum. Onlar şu anda cennetteler zaten diyor. Peygamber Efendimiz'e de hadis oluyor. İlim meclisleri cennettir diyor. Evet, cennet bahçesidir. Cennet bahçesidir. Zamanı kaldırırsan böyle diyorsun. Öyle çok tabii. Şu anda nedir? Şu haletini haple bulabilir misin? Şu koridoru, şu haletini ve şu anda cennet hayatı yaşıyorsun. Yasin Sivas'ına bakın. O meclise girmemişti birisi. Ne hale gelmiş. Kazara uğramıştı diyor. Olsun diyor, onu da aldım diyor. Bir ara verelim abi, tam başladım inşallah. Evet. Bak şu yanındakine bak. İlk ister istemez gibi çekti. Bu hep öyle abi ya. Bu çok bizim yuvarlı bir şey. Mesela bak, ondan sonra keseceğim. Harun arkada, Yasin önde. Ya şey Fatih. Fatih önde, Harun arkada. Bak Yasin'in, Fatih'in pembesi. Pembe var. Evet. Fatih'in şu suratın.
Harun'u beyaz gibi var. Bir şey anlat bakayım. Bakalım. Mesela tarikatçıların, Kur'an'ı çok okuyanların, kalbi çok çalışanların kalbi beyaz gibi olur. Tamam mı? Ben hiçbir şey yapmam. Şimdi, dur. Bak şimdi. Önümde bak göstereceğim. Böyle olduğu için. Akıl kalp beraber çalışırsa pembe olur. Mesela sırf kafası çalışıyorsa, kafir dahi olsa, kitap okuyorsa, ilim yapıyorsa, ilme mazhar olduğu için suratları kağıt gibi beyaz olur. Kur'an okuyanlar ise nurani beyaz olur. Akıl kap tefekkür olursa, başka bir hale olursa pembeleşir. Ustadın suratı pembedir. Yani bak, mesela bakın bir daha söylüyorum. Kafirin de suratı kitap okuyan bilim adamlarının kitap okudukları için çok meşgul. Beyaz. Yani çünkü bu Allah'ın esmasını, alim esmasına mazardır. Tamam, balık tutuyor, Rezak ismine mazar olduğu için balık tutuyor. Tamam. Şimdi kitap okuduğu için ilimdir, kevni ilimdir, beyazdır. Ama nursuz beyaz. Kur'an'ı ilimler olursa, zikir değil, ilimler olursa nurani olur. Tarikatçılar da başka şekilde. Eğer tefekkür ederse bu insan, o nurani beyaz pembeleşir. Pembesi olanların nuranidirler ama ilim sahibidirler. Mesela ben gittiğim zaman İsmail Ağa, Allah rahmet etsin, Bayram Hoca vardı böyle, muhakimattan soru sorardı. O adam da vardı. Mesela o adam da vardı, daha hiç görmüyorum mesela. Pembelik mi abi? He? Pembelik mi? Pembelik vardı. Pembelik vardı. Bir tanınan bir şahsı söylüyorum. Mesela Sungur abi de vardı. Çok açık. Ondan sonra o vardı. Nasıl kendini kayıtlıyordu peki Sungur Abbasın abi? Yani o pembeliğe sahip olan düz okumayı da nasıl kendisi... O umumi yapardı ama hususi muhatap oldunuz mu? Hayır. Bilmiyorsunuz da. Hususi mesela şeyde böyle... Ondan sonra bazı şeyler söylüyorduk mesela. En son işte ben Trabzon'da görmüştüm. Odada abi dedim öyle böyle. Böyle durdu. Allah Allah. Böyle. Gözler nasıl dönüyor? Mesela Ahmet Muhammed'in Nokta-i İltisak'ı ben diye gittim. Salihsan burada. Onlar girmiştim. Böyle şey yapayım. Böyle. Ha öyle şey yapayım. Ondan sonra bakmayın. Yemişler ağaç taşlanır. Burada şey yapalım. Keselim. Peki niye bununla tür şeylere giriyorsun? Mutlak olmasın, mayenlesin mevzu diye yapıyor. Yani öyle olursa uygulaması yok. Mesela pembesi bir sima var. Yani şu anda hemen hemen %100 şey için söylemiyorum. Pembesi var. Pembesi var. Yani derece görece değişiktir. Mesela eski devam edenlerle yeni hep farklı yani. Farklı. Yani çünkü simahum fi vucuhihi min etheri sucud. Esinetkum ve elvan. Nasıl bir ruh yaşıyorsanız simanızda gözüküyor diyor. Ben anlayan değilim ama ayeti böyle diyor. Birinci dersimiz, birinci parçası bitirelim. Kahve. İnşallah. Elfan. Allah'a emanet. Sağa doğru. Şimdi senin tarif ettiğin şekilde sağdan sola doğru. Eğer menfi itikad edersek, menfi zannedersek artık tasdik, izan, iltizam da menfi olarak sistem, yani bunları çark olarak düşünelim. Önle çalışarak devam ediyor gibi bir tefekkür oldu. Şeyimsini yapayım da ben. O hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti derken o düşündüğümüzü güzel daha şekillendirdi. Daha güzel oldu gibi geliyor. Çark olarak düşündü şu, o do çök daha güzel ifade ediyor bizi gibi. Bunu tekeri sabitlemediniz değil mi? Bak bakayım ilk tekeri. Burada değil de bu tarafta belki. Bakayım. He, değil. Burada var mı? Yok abi. Yok. Bak şimdi. Daha güzel bizi tasvir ediyor Osman. Şimdi burası serbest bölge.
bir başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi şurası tahayyül, tasavvur, serbest bölge burası. Değil mi? Şimdi bu çizgi şurada. Çizgi tahakküm mü oluyor? Üstü. Şöyle diyor. Ama sanki bir boşluk bırakması Hasan abi. Lazım Hasan abi. Şurası işte. Bir berzah daha koy. Tamam, ha, araya koyacaksınız. Yani. Oraya koyacağım. Tamam. Ondan sonra buraya kırmızının ha. Tahakkul. Şu tahakkul de bir taraf zaten daha. He. Evet. İki tarafın ortasında. Ama işte ortada olması lazım. Tamam, tencere ortada. Onun üzerinde olsun yani. Doğru mu şimdi? Yok, üstüne yapsanız. Üstüne yapsanız yani. Yani şu tahakkulden çıksın onlar. Yani şuradan ayrı bir çizgi daha Hasan abi. Tahakkulden çıksın. Tahakkulden mi? Ha tabii, tahakkulün neticesinde iki tane daha çıksın. He. O zaman şöyle. Şu ikisi koyun. Ha, o tahakkulden. O zaman şöyle mi yapalım? Bak beraber. Şöyle. Yok yok abi. Yok, şöyle tahakkul. Sofra abi anladın. Öyle değil abi. Öyle değil. Gel gel çiz. Bakın bana. Şöyle çizgi al, çizgi al şu kaşığı sana. Al, al şeyi. Al kırmızıyı da al. Mesela tahakkul gene böyle. Bir dakika şunu koyalım şuraya. Mesela bu böyle, bu böyle. Şöyle sanki Hasan abi. Böyle bu tarafa bu. Böyle bu tarafa da bu gibi. Böyle mi? Evet abi. Ha? Yani tahakkulden sonra... Tamam, oradan çıkalım. Tamam. Ya tahakkulden okları çıkartın yani kendi tamam. Kendisinden. Hasan abi ne çıkacak buradan biliyor musunuz? Hani siz diyordunuz ya cennette cemal yok, cennette celal yok, cehennemde celal yok, cemal yok. Bunların tamamının olduğu bir yer, bir tencere yap, hepsini at içine karıştır. Şöyle. Burası al abi şuradan şöyle. Alem-i şehadet. Ondan çıkartalım al abi. Şöyle. Yani bu oluşacak o tencere, o çanak gibi bir şey oluşacak burada şimdi. Hı. O da sanki aslında bir şey oluyor. Kırmızı. O cennet ve cehennemin karıştığı o çanak olacak gibi sanki. Yani akıl ha. Buraya tahakkul diyelim şöyle. Şimdi buradan ve buradan yapılar çıkıyor. Tastik. Hı. Mesela tastik olacak. Yani. Yaz yaz. Kırmızı mı yapacağız? Yok, kırmızı, kırmızı yap. Ya da bir tarafı kırmızı, bir tarafı yeşil yapalım. Siyah yapalım. Aha. Siyah, şurada siyah. Bir tarafı yeşil, bir tarafı siyah yap. Aha. Yeşili sağ yap. Sol tarafı celal tarafı, sağ tarafı cemal tarafı. Tamam. Şimdi tahakkul, bu tarafı sağ mı, sol mu? Sağ. Sağ mı? Bize göre sağ. Evet. Tamam. Ondan sonra çıkacak yukarıya doğru. Boşluk bırak, okları çıkart istersen sırayı değil mi? Ha. Yap, al, al yeşili. İltizam. Üsmet itikat. Diye. Devam eder misiniz? Al şunu. Devam edeyim mi? Sen edeceksin. Tamam. Şimdi siyah. Siyah alalım, bunu bırakmayalım. Harita mühendisinin şekli daha güzel oldu. Çünkü harita mühendisi. Evet. Ben ama mimara çizdirdim. Ara, bir tanesi. Bir tane ilti tek yaz, yaz buraya. İzan. Allah mimar. İltizam. Onu sen anlamamışsındır ha, fondanları. Harita mühendisi olunca. Evet, doğru. Çok güzel oldu. İkisinin şey, daha güzel oldu. Menfi itikat. Ya daha güzel Kemal buldu ya. Teşekkür ederim. Aa burada. Ya Kemal bu yandı mı?
Abi evet. bu şeyler böyle mesela böyle güzel de abi. Bunu mesela tam ters olarak çevirdiğimizde yani üst tarafta tahir tasavvur beynin çanağı gibi olup da taakkut nokta gibi aşağı doğru böyle olduğunda da böyle değişik bir şey olabilir mi abi? Çünkü hani hepsi şey, onu ahiretteki toplayıp... şey kökler yukarıda ya. Evet. Şurası işte sevgili arkadaşlar. Burası. Yani bu şekil bize neyi şey yaptı abi? Bu cuma şey temeli ayak bastığı şeyler aslında tahayyül, tasavvur ve taakkul. Temel orada senin. İşler dönüyor. Ondan Saca. Sonra onlardan çıkanlarla evet. Ya sacaya gibi oldu yani. Evet. Temel önemini daha çok temel göster. Veri tabanı diyelim. Temel veri tabanı burası. Taakkul de serbest bölgeye bana giriyor gibi geliyor çünkü orada hani bir ara onu öyle dediğimizi ben hatırlıyorum. Sanki. Bir tarafsa... Hasan evet. Abi otomobil şansımanlarında vitesleri ayıran parçanın adı neydi? Sekromanç. Sekromanç değil mi? Sarı. Sekromanç mıydı bu taakkul? Böyle göstermiş olduk şimdi. Gibi evet. Şansımanlarında sarı şey var ya sekromanç. Hangi vitesin? Kullanılacağına, nasıl devam edeceğine karar veriyor ya. Doğru. Bak şimdi, ben anlatayım veya şey yapayım, sen düzelt, sen çıkar. Osman. Tahayyül, tasavvur, serbest bölge, malzeme deposu. Erva-ı habiseler, erva haliyeler, vehimler, vesveseler, şüpheler. Cirit atıyorlar. He? Cirit atıyorlar. Zanlar, perdeler, şüpheler. Müsbeti menfisi. Burada sen hakim olamazsın. İşte endişe, problem burada. Burada olanları kendinde zannediyor. 13. Lema'da diyor ki, en büyük problem şeytanın, yani insan kendisini yönetmedi, onun sözünü, kendi sözünü zannetmesidir. Birisi Allah'tan ümitsiz, sana ümitsiz gösteriyor. Allah'tan ümitsiz sensin diyor. Bir tanesi imansız, ki burada şeytan imansız, sen imansızsın diyor. Şurası serbest bölge. Bu kaynıyor. Diyebiliriz ki bunun ifadesiyle celal ve cemal kazanı. Evet. Diyebiliriz. Şuraya onu ekleyelim. Yani gittikçe zenginleşiyor. Cemal bu taraf değildi. Hasan abi serbest bölgeye tahakkülü de dahil edebilir miyiz? Yani bize yok. Orası da malzeme ama bu. Ha. Bölge bu da şey, bu tanımlama yapacak yani ikisine ortak durum. Burası celal, burası celal ya, celal, cemal, kazanı diyelim. Tabii çıkanlar ayrışıyor orada. Kazanı. Burası kaynıyor. Şimdi burası malzeme, yani burada duruş var. Bu malzeme. Adam, şeytan, vehim, vesvese, cin, Müslüman hep hepsi burada. O taakkül istikametine koyuluyor gelen veriye. Taakkül biraz berzalısı böyle. Şimdi yani burası berza olduğuna zaten kendisi diyor bir taraf diyor. Bakın bu neydi? Oldu bir taraf. Ortada bir uzatıyorum. Bir taraf yani. Taraf. Bir taraf. Ha şöyle yapayım ki aşağıdaki malzemelerden kullanılıyor. Sonra sen vahidin ikisinden birini seçersen. Ya aşağıda malzeme ha işte. Ya aşağıda gelen zaten bir taraf deyince bu taraf sağlayamıyor. Ancak dışarıdan müdahaleyle taraflı olabiliyor. Evet. O manada evet. Çıkıyor. Çok evet. Ha? Şey yaptınız mı? Taraflı olamıyor. Taraflı olamıyor. Bir taraf adı üstünde birisi yukarıdan müdahale edecek ki tarafı belli olsun. Tarafını hariç belirliyor. Tabii vahiy ile olursa olacak bu. Değilse olmuyor. Ya vahiy hep tarafsız kalıyor. Yani şöyle ene bak enin için. Bunu da enin bir tane varlığını kendi bunu da kabul etmesi bir de ya anlaşılan itirafı vahiy ene yani ya da zanlar mı abi? Ya da zanlar mı? Zanlar, şüpheler, vehimler yani şeytani. Ene. Tahakkule müdahale eden enedir. Enenin iki yönü var. Birisi kendine varlık rengi veriyor, diğeri vermiyor. Varlık rengi veren tahakkulü o şekilde menfi taraftan çalıştıracak. Varlık rengi vermeyen, vahye tabi olan tarafı enenin müsbet etikada çalıştıracak.
O zaman külli attakini söyleyelim. Nübüvvet tutmuş, felsefe tutmuş. Yani nübüvvet için vahiy lazım. Vahiy, nübüvvet, oraya vahiy yazıyor. Evet. Ya da felsefe, sefenin ene, ene, eneyi tutmuş. Vahiy. Ene. İkisini de tutmuş. Belirliyor. Nefis. Bir şey diyeceğim ama. Bak şimdi, beraber gidelim de onun için. Bir taraf ya. Nasıl taraf olacak? Taraf, bir taraf demek bir menfi. Tarafsız. Tarafını demek ki içeriden belirlenmiyor. Bu malzeme deposu. Hariç bunu belirliyor. Hariç ne yapıyor? Buradakileri, kaynayanları. Tarafını hariç belirliyor. Bunu da ya vahiy, nübüvvet ya da felsefenin. Nefis dese beraber evet. Olmaz mı? Vahiy silelim bence abi evet. Ya. Niye? Vahiy akla geliyor işte. Onu bilmemiz lazım. Değil mi? Vahiy ene belirliyor. Akla geliyor ya. Vahiy akla geliyor da bir şimdi... Ene'nin iki yönü var diyor. Bir felsefe tutmuş, bir nübüvvet tutmuş diyor. Tamam. Ne açıdan? O zaman Hasan abi, siz ene'yi başladı kullandığımız şey. Çünkü vahiy dimağa hitap ediyor. Akla hitap ediyor. Şu, şöyle bir soru var benim kafamda da abi. Yani... Bilmiyorum dile getirebileceğim mi de. Diyor ya akılda. Bir dakika abi. Allah'ı reddedebilmek için bile vahiy kullanması lazım. Nasıl yani? Yani şeyde var ya, Risale'de var ya, bu ayetle çokları delalete, çokları hidayete gider. Yüdüyle biri keser, evet. Ayetleri keser. Şimdi adam reddetmesi için bile dahi Allah'ın yardımı lazım. Yani. Allah ona izin vermesi lazım. Tabii. Vahiy lazım. Çünkü vahiy sadece nübüvvet tarafına hükmetmiyor, felsefe tarafına da hükmediyor. Yani Allah'ı reddedebilmek için Allah'ın vahyine ihtiyacı var bu gene. Bu biraz zor. Şöyle zor. Oradan onu çıkarmak çok zorlama. Hiç gerek yok. Sarı ifade kullandık. İnsanın enesini ya felsefe tutmuş ya vahiy tutmuş. Ama siz burada sadece felsefeyi tutturdunuz. Hayır. Bak bir taraf mı? Taraf olacak şimdi. Tarafını hariç belirliyor dedik. Bunu da ya vahiy nübüvvet ya da felsefe belirliyor enesini. Enaniyet yani. Ene. Enenin menfisi. Abi nübüvvet abi. Bir de felsefe abi. İşte bak. Abi şöyle ene yazsak da eneden iki tane ok çıkartsak nübüvvet ve felsefe. Ha, tamam o zaman diyebiliriz. Vahiy işin içine girdiği zaman yani karışıyor. Şöyle mi? İşte. Hariç belirliyor. Şöyle mi yapalım? Bunu da ene belirliyor. Şöyle öyle diyorsun. Evet, iki tane ok çıkartırsınız abi. Ene belirliyor. Doğru. Usta söylüyor. Bu eneyi nübüvvet veya felsefe elini tutmuş hükmediyor. Böyle mi abi? Bak kim sen? Evet, bu sanki daha oldu. Ha, şöyle yapalım. Evet abi. Aynı şeydi. Bu sefer tarafsızdı. Az önce yine sadece felsefeyi verdim. Tamam. Doğru. Tamam. Bu şekilde. Evet, tamam. He, tarafsızdı abi. Tamam mı? Bu tarafsız. Tarafını kendisi zaten belirleyemez. Burası kazan gibi kaynıyor. Celal ve Cemal ülkesi. Tamam. Bu taakul bunu ne yapacak? Bunu ne yapacak? Bunu belirleyecek. Ama buradan... Buna zaten şekil verecek şuraya. Takul buna şekil verecek. Nasıl şekil alacak? Vahiy gelecek. Veya felsefe gelecek. Ya vahiy veya felsefe bunu bir taraflıktan taraf edecek. Ya taraf edecek. Tamam. Bir taraflıktan taraf edecek. Nereye taraf edecek?
Ya felsefe ya nübüvvet. Şimdi burası felsefe diyeceğiz. Felsefe yönü. Kırmızı ile... Felsefe yönü. Burası... Çok güzel oldu değil mi hakikaten? Evlendirdim maşallah. Nübüvvet yönü. Çok acayip şeyler çıktı ya. Aslında böyle konuşuyoruz da. Aslında konuşuyoruz ama tek şeyden konuşuyorduk. Yani şekillenmiyordu. Tamam abiler. Felsefe yönü. Aynı şeyle yazmamız lazım. Karışmasın, bu karışır. Bu yukarıdaki şeyle karıştı. Böyle şekil de çok önemli biliyor musun? Yani konuşamadığımızı konuşandır şekil. Neymiş abi şekil? Bak şimdi onu bir yazın. İfade edemediğimizi ifade eden. Konuşamadığımızı konuşan. Onu yazın ben alacağım senden. İfade edemediğimizi, konuşamadığımızı konuşandır. Onu ben senden alacağım. Çok hoşuma gitti. Ben de gittim. Nübüvvet. Tamam abiler, ha. Hakikaten güzel oldu. Asıl şey yani, Fikret abi söylesene. Efendim doktorum. Tabii şey söyle, kabını gördüm burada kendi ailesi. Abi, birisi müsbet itikat, kalbi işletiyor, kalbi çalıştırıyor. İmanı netice veriyor. Diğer menfi itikat da kalbi öldürüyor. Öldürüyor, hat kalbi hatmediyor. Tamam, bu müsbet itikat yani... Kalbi çalıştırıyor. Kalbi ihya edip iman inşa. Geçen hafta inşa dedik. Evet evet abi yanlış dedik. Kalbi sonra yolu ihya ediyor. İnşa edip imanı imanı netice veriyor. İmanı netice veriyor. Kalbi öldürüp kalbi ihya olmuyor. İnşa olmaz. Kafa inşa olur, kalp ihya. İnşa ihya. İnşa tanrı aklına. Oo, kalp inşa olmaz, ihya olur. Geçen hafta inşa doğru inen oka inşa demiştik. Yani şeyden dolayı inşa ihya ediyor. Kalbe inşaattan kalacak. İnşa kafa. O zaman şöyle olacak abi. Bu tasdikten aşağı yukarı tarafı inşa oluyor. Ok var ya nübüvvet yönü. İnşa ediyorsun. İtikadı inşa ediyoruz. Evet. İtikad inşa edilen itikat da kalbi ihya ediyor oluyor. Evet doğru. Değil mi? Öyleydi zaten. Ha, geçen hafta itikattan çıkan ve kalbe giden oka inşa dedik. Dönem tamam, geri gelene de ihya demiştik. Tamam. Bu da bir fark. Doğru mu? O da mı doğru? Yani hatırladınız mı şekli? Onu o geçen haftakini hatırlamadım. Şimdi dima yukarıda, kalp aşağıda ya. Vahiy geldi. Aklı inşa etti, inşa etti. Ha yok oraya demedik işte. Sen itikadın imanı netice vermesi yönünden inşa demiştik. Doğru mu geldi? Ha değil. Şöyle. O zaman değil. Vahiy aklı inşa eder. O inşa olan akıl kalbi ihya eder. Ha, tamam. O da doğrusu. Doğrusu bu. Tamam. O zaman orada vahyin gelip itikada girdiği kısım. O zaman da yazayım ben de ki bir şey olmaz. Şunu da düzeltelim abi böyle kalmasın da. Hangisi tamam. İnşa'yı? Onu düzelteyim. Onu da yazayım da ondan sonra şey yapayım. Şöyle yazayım da. Evet.
Dibek kahvesi iyi geldi. Aslanım. Maşallah. Durdurum sen de içtin mi? Maşallah. İçmesi olmaz çünkü bir eskiden olmuş. Şehre gelen su bir madene karışmış. Millet içince hepsini kafayı yemiş. Bana doğru baktı ki o yuu çıkıyor krala. Kral akıl iş yapıyor. Ama hepsi şey, hepsi onu deli zannediyor. Padişah demiş ki kral, onun hepsini nasıl düzelteceğim ya demiş. Verin bana, ben de içeyim demiş. Bu sefer o da o delilerinde olacak. O zaman herkes herkese eşit. Şimdi onun içtiğini herkes içmişse, demek ki sen o farkı görüyorsan sen de içmen lazım benim. Benim içmem lazım. O başka bir şey içti o aşağıda. Ben böyle... Sen içtin ya. Oldu mu abiler? Vahiy aklı inşa eder, kalbi ihya eder. Tamam. Hasan abi, şimdi diman, tahil ve tasavvuru ademi. Adam mesela itikat ediyor, vücudu gözüküyor ama tahil de bir vücut gözükürken vücut değildir diyor ya üstad. Vücut değil yani o menfisi. Öbürsü vücut oluyor, zaten vücut olduğu zaman şey oluyor. Umumi hususi dünyasında umumi dünyaya çıkıyor. Öbürsü menfi olduğu için vücut gözükürken vücut değil. Yani ahir zamanda yaşamamış kabul ediliyor ya insanlar. Tahakkülün üstünde bir şey yok zaten. Bir vücut yok yani. İşte, ademi bir vücut. Şimdi ne yapıyor? Ademi tasdik ediyor. Kalbe zulmet gönderiyor. Yok yani. Ama zulmet gönderiyor. Şimdi diman kalp yolu ya iza. Buradan bu nur gönderirken burası zulmet gönderiyor. Aslında Adem vücut oluyor. Adem geliyor, bu yukarı. Adem vücut. Adem vücut. O zaman şöyle de yapabiliriz. Diman Adem'i yani tahil ve tasavvur. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Felsefe yönü itikattan aşağıda geliyor değil mi abi? Adem'i de itikat. Böyle bir şey yok. Adam Allah yok diyor. Doğru. Adam kendi aleminde. Üç yol var kabre gidecek, üç yolda. İtikat ettiği gibi. Yani. O şey. Kendi aleminde yok adama. Doğru. Anladın mı? Yüksüle göre bakalım. Felsefe geliyor yok ama o felsefe geliyor yani. Ademe düşüyor. Anladın mı? Kendi aleminde yok adam. Tabii tabii. Yoktur diyor. Tabii kendi ona düşecek ama yok düşüyor. Olan bir yere düşecek. İşte yok. O da düşecek. Yok ama şey. Doğru mu arkadaşlar bu? Vücut yönü, evet. Adem yönü. Şey, ya da yönü de olur, verdiği neticede vücut ve Adem de olur. Vücut alemleri diyelim. Ne vücut diyor? Alemleri, Adem alemleri. Yani o itikadlardan değil de abi, o yukarıdan ondan sonra. Yani itikadın neticesi olarak ondan değil mi? Ondan sonra. Evet. Ha, tamam. Ha, bunların şeyi mi oluyor? Yani neticesi ama bu gibi. Neticesi gibi oluyor da bunların. Evet. O zaman hiç karıştırmıyorlar buraya. Zaten aşağıda Celal Cemal demişsiniz ya. Tamam, sana. Gerek yok artık. Onu çoğaltırsak. Burası, buraya da diyeceğiz değil mi? Ademi. Vücudi. Evet. Ha, o zaman şöyle diyelim, öldürüyor Adem'i. Hatem Allah'ı kurabiliyor. Şey onu pembe yazın sana bence ki, o görünsün. Adem alemleri, vücut alemleri. Yani Adem'i bir vücut var. Yok normalde. O Adem'den geldiği için yukarıdan geliyor zaten. Ne Adem'i bir vücut? Yok ama ona öyle dikkat ettiği için Allah öyle muamele edecek onu. Ha. Tamam. Zaten uç yol mevzusu var ya, kabre gidecek uç olarak tam. O zaman adam önce gitti kurtuldu, hayır. Zannına göre muamele görecek. Dur açayım hemen, dur hemen. Bu geliyor, bu gidiyor. Böyle. Şey... Yok yani. Doğru mu? Vücudi alemleri netice veriyor. Ademi alemleri, Adem alemleri. Diyor ya, Adem alemleri. Öyle dediğimiz zaman şey yaşıyor işte. Kendisi sevdikleri idam kadar öyle bildiği için ceza aynı bir şey. Şey, Adem'e vücut deyince zaten şey gibi oluyor, sonsuzun sonu gibi bir şey. Tamam abi. Gördüğünü itikad edip hareket et. Şurayı aynı. Ha, bunların formatı nasıl yerleşti? Tamam. Peki geçelim. Yok, şimdi şey de var ya, kabire giden üç yol var. He. Şimdi birisi ehli iman. Tamam, güzel. Üçüncüsü ahirete inanmayan. Öyle bildiği için cezasını aynı görecek. O da tamam. Peki
öyle itikad ettiği ama inandığı gibi hareket etmediği için olan diyen bir ara grup da var. O da hapsebedi. Bak. Bunu nasıl birincisi iman edip yaşadı. Tamam. Tamam. Öte bu inanmadı. Ya itikad ettiği gibi yaşamadı bu. Hayır. Yok yok. Yo. Hayır. Üçüncü yol o. Ahirete inanmayan. Bir tane de bu kardeş. Ha. O da bu. Ha. İşte güzel. O. Süper. Allah Allah. Süper oldu. Bir de burası. Doğru ya. Tamam o. 142 sözler tamam, değil mi? Vallahi, tamam vallahi. Direkt şey yapın. İkinci yol orası ya. Burası. Ahirete tasavvurda kaldı da. Evet. Ve itikad zannetti. İtikad zannetti. Şuraya diyoruz. Sözler 142'deki ikinci yol. Yani orası da hem o zaman nasıl oldu? Hem iman ediyor gibi hem iman etmiyor. Yani şey o zaman iman etmiyor. Çünkü menfiler de var ya mesela. Müsbetler de var. Mesela Erba Aliye de burada. Şey bir okuyayım mı? İkinci yol okuyayım. Ha bak. Ahireti tasdik eden. Ahireti tasdik eden. Fakat sefaat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Ha. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Peki şöyle bir şey olsa olur mu? Burası ikinci yol. Tahayyül ve tasavvurunu itikad yaptı. Burayı zannetti. Bu yol ise üçüncü yol. Küfür yolu. İtikat etti. Küfre itikat etti. İddia ediyordu. Tamam mı? Bu üçüncü yol. Kabul eder. Kabul eder. Bu birinci yol. Bu ikinci yol. Niye? Bu ikinci yol. İtikat, tahayyülünü, tasavvurunu var ama bu değil. Niçin amelde değil? Kabul adım. Niçin? Bak ikinci yol neydi? İtikat edip ahiret tasdik ediyor ama yaşamıyor. Çünkü burada süt menfi yok burada. Burada müsbet de var. Bunu kabul ediyor. Burayı itikat ettiğinden dolayı eyleme dönüşmüyor. O iyiliği olması lazım öyleyse değil mi? Bak şimdi tasdik neydi? İlim denilen tasdik. Buraya çıkamıyor. Bakın burayı itikat etti. Burası itikati oldu adamın. Tahayyülü tasavvur. Tasavvuru oldu. Tasavvur etti. Mesela burada ne vardı? Menfi vehimler var, müsbet vehimler var. Menfi zanlar var, müsbet zanlar var. Celal, cemal ikisi yok mu? Burada adam buraya itikat etti. Niçin fiile dönüşmedi? Çünkü burada zaten fiil yok. Ama menfi de var burada. İlham da var. Vesvese de var. Tamam mı? Mesela her şeyin vehmi var. Vehim ediyor. Vehim ediyor küfre. Vehim ediyor falan. Burası ikinci yoldur. Burayı niçin şey yapamadı? İtikadı bunu zannettiği için fiil yok. Bu nedir? İman etti ve imandığı gibi yaşadığından. Burası küfür yoludur. Çünkü imanın karşıtıdır. İmanın bunun karşıtı burası olmaz. Bu buradan besleniyor zaten. Küfür de iman buradan besleniyor. Çünkü bu berzahtır. Bu berzahtır. Bunlar neticedir. Adem vücut berzah. Yani bu küfürdür, bu imandır. Küfrün karşısına iman, imanın karşısına küfür vardır. Ama itikat hiçbirisinin karşısında değildir. Alemi şehadet var. Tamam, fok balığıdır, leşoviştir bu. Yani buna şey denilir, ademi küfür yani. Şey ne diyorlar? Ademi küfür. Kabul Adem. Adem'i kabul. Yani bu hiçbir şey değil, tamam mı? İtikadını bu zannediyor ama inkar etmiyor. İman da etmiyor. İtikad ediyor. Yani buraya çıksa zaten iman olacak. Buraya çıksa iman olacak. O zaman birinci yol. İman edip bak. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Adem alemlerine çalışıyor. Ötekisi bu küfür değil. Bu tahayyül ve tasavvurunu şey zannediyor. İtikad zannediyor. Ha, iman nedir? Bu süreç için. Ya da şöyle dememiz lazım abi burada biraz kafama tam yatmadı en kısım var da. Burada vicdanı ve kalbi devreye sokmadık ya bu şekilde şu an. Öyle izah soktuk ha buraya. İkisini de kaç yapıyor. Bak burası koku yanıyor. Burada yani vahiy. İbadetler neremizde hatırlarsanız.
Vicdanımız mı? Ama burada bir eylem yok ki. İkinci yolda... Ama orayı dediğinizde gene itikat, hani itikat olması lazım. Orada İtikat tam... ediyor burayı. İtikat, niçin nakıs itikat? İtikat ettiği gibi... Kendi hani aleminden vahiy mi dinlemiyor? Nasıl diyeceğiz? Dinlemiyor. Şöyle bir şey. Kendi alemindeki itikadı itikat zannediyor. Vahiysiz bir itikadı var. Yani tam almamış. Almamış, almamış. Buradan ancak kırpıntılar şeyi var. Abi çünkü niye? Burada menfi de var. He. Diyor ki bir tarafhane muhakeme dedikleri şey muhakkak bir dinsizliktir diyor. Yeniden mühtedi olan ya da müşteri olan yapar bunu diyor. Dolayısıyla burada şimdi yeniden mühtedi olan, yeni hidayete gelen ve yeniden müşteri olan bunu yapıyor. O berzah orada kalıyor yani, tahakkulde kalıyor. Muhakkak bir dinsizlik var orada. Evet, muhakkaten. Bir tarafhane muhakeme dedikleri şey diyor, bir tarafhane dinsizliktir, muhakkak bir dinsizliktir diyor. Evet. Şu bir ikinci yoldur. Niçin? Yani kendi zanlarını, kendi tahayyüllerini, kendi vehimlerini, kendi içsel alemini itikat zannediyor. Bu değil itikat. Niçin değildir? Vahye muhatap olmadığı için. Kendi zanları, kuruntuların itikat zannediyor. Eğer vahye muhatap olsaydı bizim bildiğimiz dinin tarif ettiği itikad olurdu. Hasan abi şöyle şu cümleyi bir daha okuyayım ben, hani otursun. Tamam, böyle, böyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmedi. Yani aslında bunun itikadı tam... Gördüğü şu. Tahayyül. Tahayyül. Gördü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için bir cümle değil mi? Evet, bir cümle. Yani aslında tam bir itikadı yok. Yok. Bu tam itikad olması için burada olacak. Burada. Sadece bunun şeyi şu var. Düşüncede var. Ahireti tasdik ediyor sadece. Bak cümlenin başı şu. Evet. Ahireti tasdik ediyor. Ediyor. Fakat burada çünkü burada küfrü mutlak yok. Hepsi var burada. Yani burada o zaman... Yani itikat yok burada. Tam bir itikat yok. Çok. İtikat kendi aleminde ama hakiki bir itikat yok. Hakiki yok. Yok. İtikat zannediyor. O zaman buradan tersten de şu çıkıyor. İtikat ettiğin ve inandığın gibi yaşamazsan itikadın tam olmuyor. Olmuyor. Çok güzel. Ehli bidâ oluyorsun zaten. Çok güzel. Tersten oluyor. Bu birinci yok. Burası... İtikat olmuyor o zaman. İman ettiğini. Burası... Oluyorsun ama ehli bidâ birinci yok. İman yok o zaman. Burası İman küfür olmuyor. Olduğu için ikinci yol... Küfür. Üçüncü yol. Üçüncü yol. Üç yapın abi. İki. Kısırken bir iktisamda düşüyor sanki. Menfi itikatta iman olmuyor mu abi? Münafık da orada olacak. Küfür imana zıttır. Bu berzahtır. İkinci yol. İkinci yol berzah. Münafık da orada mı? Her şey burada. Hasan abi diyorlar ki kadar vakti var yani. Hani bir düşünelim onu da. Normalde iltizamdı ya şey, fiiliyet, İslamiyet iltizamdı ya hani. Şu mu? Evet, iltizam İslamiyet şurası. Acaba orada mı düşüyor acaba? Yani oraya geçemiyor. Tasdikte izamda kalıyor. Ama şu var bir de. Öyle olabilir mi? Tasdik neydi? İlimdi. İlimdi, evet, tamam. İlim yok ki orada. İlim yok ki. Çünkü bilgi var şurada. Zaten ifade şu, öyle bildiği için diyor. Kendi bildiği için. Bak, bildiği için de burada kalıyor. O zaman yukarıda çıkartmak... Tepesi bu. Kavu kavseni bu adamın. Yukarı çıkartmaya gerek. Yani ahireti tasdik da şey. Evet. Kendi bak, burası neydi? Bilgiydi. Evet. Burası ise ilimdir. Onu da yazayım. Acemi bir vücudu var adamın. Kendi aleminde. Tabii tabii. Böyle bir vücut. Küfrü ilim. Yani. Burada da ilim var. Ama kendi şeyi, o... küfri bir şeyler var. Kabul adem ya. Yani. Bu ilim. Şimdi burada bu ikinci yol ne yapıyor? Bu kendi alemini itikat ediyor. Zanlarını, vehimlerini, şüphelerini, ilham da var. Güzel şeyler de geliyor ona. İlham var burada. Menfi ve müsbet. Menfi ve müsbet. Her şey menfi ve müsbeti burada. Bu hareket etmemesi çok ilginç geldi ya. Nasıl? Böyle hareket etmediği için itikad olmuyor. Çünkü niçin hareket etmediği bu? Hareket şurasıydı. Hareket. Aslında hareket sanki o bütün sistemi çalıştıran mekanizma gibi oldu. Yani hareket. Tasdik, izan, iltizam. Hareket sanki izanda gibi abi. Hareket şey, yok, izan şeydir. Diman kalbi ya. Şöyle. Hareket buraya gelmedi ya. Gelmedi değil mi?
Sen buraya getirsen o zaman İslamiyet olmuş oluyor. Adamın İslamiyeti yok ki. Peki vahiy olursa ilim olur. Vahiy olursa ilim olur. Vahiysiz ilim değil. Nedir o? Bilgidir. Malumattır. 142 sözlerdeki şeyin şeyi burası. İkinci yol orası. İkinci yol. Berza, birinci yol. Üçüncü yol. Üçüncü yol. Yani şu anda Berzah'tayız. Tahakkule çıkamazsak üstüne. Evet, hakikaten güzel oldu. Besleniyor ya. Yani buradaki ikinci yol, hakikaten ustad da ortaya koymuş biliyor musun? Yani. Küfrü aşağıya koymuş, imanı yukarıya koymuş. Aynen. İkisini de kapısı açık olan ortaya koymuş. Gördün mü? Birinci yol, iman edip inan ettiği gibi yaşayan, hemen küfür söylemesi gerekirken berzaha giriyor, itikat ediyor ama itikat etti, inandığı gibi yaşamayınca, yaşadığı gibi inanır. Ondan sonra ikinci yol, üçüncü yolu şey yapıyor, sıralama o sözlerde. Üçüncü yolda inandığı gibi küfre itikat ediyor, küfrü yaşıyor, bu işte. Harika bir şey çıktı işte. Allah ne kadar şükresi kaz değil mi? Sözler 142. Aslında itikad ettiği ve inandığı gibi deyince aslında orada tam bir kamil itikad olmadı. Ya buradaki itikad yok işte. Yani şu. Şuradaki itikad. Yok demek biraz şeyi artırmıyor mu? Yani o zorlamış olmuyor mu kelimeyi? Niye? Yani öyle gördü ve itikad etti, bir itikad ettiği ve inandığı... Var kardeş, burada bir itikad var. Var işte. Ama Kur'an'ın vahyin tanımladığı bir itikad yok. Tamam. Ademi değil. Yani burada küfrü iş yapıyor. Kur'an'ın tanımladığı bir itikad yok. Burada itikad var. Zanlarını itikad ediyor. Vehimlerini itikad ediyor. Doğru diyor, adam doktor diyor. Var var, kendine az. Vahyisiz bir itikad diyelim. O zaman düzelteyim şöyle. Şuraya bak vahyi siz kendine has itikadı var. Osman görüyor musun? Vahyisiz kendine has itikadı var. Burada ise vahyin vahyin onayladığı onay. O zaman şuna çıkıyor abi. Demin Fikret abinin söylediği mevzuya geleceğiz. İtikat. Yani mesela tasavvuri bir itikat oluşuyor. Yani İtikat malzemesi. Peki bütün yapının çalışmasına gerek olmuyor. Yani tasavvurun itikat olarak tamam, kabul ediyor. Çalışmasına nasıl gerek. Abim söyle? Tasavvurun itikat olarak kabul ediyor. Normal tasdik, izan, iltizamdan geçmiş bir yok. İtikat olmuyor. Kendi tasavvuru. Kendi düşüncesi zaten öyle diyor. Vahiysiz kendine has itikadı var. İtikat ediyor. Her şeyin her mevzinin itikadı var. Yani itikat son değil aslında. Yani bu bunu beslerken bu da bunu besliyor. Yani birbirine geçiş vardı ya önceki derste. Bu böyle yaptık ama burada itikat yok değil. Bu da bunu besliyor. Bu da bunu besliyor. Bu da bunu besliyor. Bu da bunu besliyor. Besliyor. Buradaki peki nedir tasavvuru? Vahiysiz kendisine has bir itikadı var. Burada itikat yapmıyor. Burada inkar var. Burada Adem'i kabul var. Bu kabul Adem'dir. Bu yazalım küfür. Kabul Adem. Kabul Adem. Burası Adem'i kabul. Yazıyı görüyor musunuz? Yoksa değiştireyim mi kalem? Çok acayip oldu ya. Evet. Değil mi sözler? Bir mevzu hani 142 sözlerle 3 yol var. Hasan abi. Şimdi müspet etikat var, menfi etikat var. Aradaki formatı ben gri etikat dedim kendi kafamda Uygurca da. Onu ne diyebiliriz mesela? Berzah demek. Berzah.
Berzah mı? Evet, Berzah. Berzah zaten dedik. Berzah. Berzah, evet. Berzah, Berzah de en güzeldir. Evet. Ne o, ne o. Şimdi keşke biraz açabilseydik, şuraya da giriştik. Anlaşıldı abi ya. Evet. Yok. Ondan sonra bak şuraya şeyi koymuşuz. Yani o zaman ben ayırdığım da daha güzel olsun. Eskide yaptığımız gibi. Tamam herhalde. Birbirine içeri girdi. Şuraya da bir sağlam yazayım. İyi çıkmamış. Tamam abi. Biraz durdunuz. İkinci derste normal oluyor zaten. Yok abi durmadık durmadık. Yani... Çok güzel. Çok iyi. Elhamdülillah. Moralımız çok iyi. Şevkimiz çok iyi. Enerjim. Hadi bakalım bir defterini çok okumadık da. Evet. Ama antika bir şeye geldik. Toparlama oluyor. Yani. He? Güzel yani şey oldu. Ben çok sevindim ya. Evet. Ya bu bir ikinci yol, birinci yol nasıl çıktı böyle ya? He? Veriyor bana. Nereden çıktı bunlar ya? Biz nerelere geldik? Geçen hafta başladı, bu hafta devam etti. Şimdi hiç olmayacak bir şeyler oldu. İsa Aleyhisselam'a ayetinde demiş, herkese verilmiyor. Kime veriliyor? İsteyene veriliyor. Her isteyene veriliyor mu? Hayır. Ama verilenler isteyenlerdenmiş. İsteyenlerin içerisine seçiliyor. Hani istemeyene hiç verilmiyor. Şimdi hadi Bismillah şeyden başlayalım. 215. Ama burayı iyice çizmek lazım. Çizeyim yeniden böyle açık. Yok abi. Yok. Açık. Tamam. Tamam. Peki. Hadi bakalım. Açın arkadaşlar. 217'yi açın. Tamam mıyız? Şualar 728. Yedinci şua bitirdiğim aynı vakitte itikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak geceliğin Celcelutiye'yi okudum. Ezan mı okunuyor? Evet. Buradaki itikat okudum diyor ya, buradaki itikat, anlayış, tahmin, feraset veya basiret, kanaat-ı katiye, şüphesiz tatminim, bağlandığıma bağlılık seviyesi demekmiş. 17 herhalde. Yani her çeşit itikat alalım diye. 17 mi? Evet, 217. Demek ki buradaki itikat, anlayış, tahmin, bak görüyor musun aşağıdaki? Yani üçüncü yol vardı ya, şey ikinci yol. Bak, anlayış, tahmin, feraset veya basiret, kanaat-ı katiye, şüphesiz, tatminim, bağlandığıma bağlılık seviyesi gösteriyor. Şualar 748. Evet, bu asın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle ucumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imani tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Abi 742 okumak cevabı. Orayı yapmıştık. Kaça attın? Onu yapmıştık daha önce, onun için çizilmiş. Tamam oldu abi. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Abi bunu baştan bir okuyabilir miyiz? Şey veremeyiz. Tamam, peki. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış. Bak, taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğunda her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Şair o. Tahir tasavvur düzeltmek için şair olmak lazım.
Taklidi tabii. Olan şey düzelsin. Taklidi bu serbest bölge. Anladın mı? Evet. Serbest bölge. Dünyadan çıkartabilmek için adam zaten taklitte. Yani adamın şurası işte, okunan yer burası. Serbest bölge. Bunu, bu da tarafsız. Taklit. Bunu anlamlandırıp vahiy muhatap olması için şair lazım, vahiy lazım. Örf, anane, gelene, kültür bunlar yardım ediyor bu yöne dönmesine. Şu malzemeyi bu tarafa dönmesine. Onun için şair çok ciddi iş yapıyor burada. Taklit. Şair, taklidi. Kültür, anane, gelenek, eğitim. Bunun bu sistemin içerisinde bu tarafa döndürüyor. Filmler, diziler adama hep hususi dünya sanatı. Evet. Kesinlikle. Aynen. Mesela filmler dedin, adam çizgi film veya işte oyun oynuyor, adam veya küçük çocuk, büyük. Şu küçük dünyası, onu da yazalım, hususi dünya işte bu. Adamın hususi dünyası. Şair bu taklidi, itikadı nasıl çıkacak onun şeye? Adamın hususi küçük dünyası. Şimdi menfi de müsbet de var diye de bir yasla galiba oraya. Adamı kabul edeceğiz. Tamam tamam tabi tabi doğru. Adamın menfi veya müsbet. Anladın mı? Menfi veya müsbet hususi dünyası. Kaçıncı sırada biliyor musun? Tamam abiler. Burası. Abi, bitti mi? He. Tahakkülde, ben demin soracaktım ama biraz gecikmiş olmakla beraber bizim melekelerimiz, meyillerimiz yok mu? Bu her an yeni sıfırdan mı başlıyor bu tahakkül? Bize bir istikamet vereceği zaman önceki aldığı vahiyden aldığı feyizle veya işte hazır kurulu olan sistemle hareket etmiyor mu? Onu da kullanıyor. Yani dimağdaki bekçi iman tahakkülde nasıl çalışır? Dima şimdi, bekçidir ya. Dima bekçidir. Evet. İmam bekçi değil. Dima da iman diyor. Evet, bekçiye iman. Bu bekçidir. Tam bunu demek istiyordum işte. Bak, acaba bekçi. Tahakkül'deki vahiyle beslendikten sonra aldığı şekil, aldığı meyil, kazandığı meleke bizim işimizi kolaylaştırmaz mı? Ben de kullanıyorum. Ne? Hasan abi demiştiniz ya ki şeytan için. Cennetin bekçisi. Evet. Cennetin bekçisidir. Evet. Tamam işte bakın Dima burada bekçi işte. İşte. Dima bekçi işte. Rıdvan da burada, şeytan da burada. Bekçi bu işte, Dima. Bir dakika. Yani bekçi olması lazım. Şu şurası mı? Zavun ol tabii. Müslüman şurası mı? Var, şey de var. Evet. Şeytan çünkü var burada. Cennete Adem aleyhisselamla Hava validemiz oradayken nasıl cennete adam muda şey yaptı haberi Hava validemiz kan. Bekçiydi. Öyle bir ibadet ve öyle bir itikadı şey vardı ki, ilmi vardı ki yeryüzünden birinci semaya, sonra gene ibadet etti. 2-3-3 yedi kat. Yedi kat semayı geçti ve yedi kat semanın üstü olan cennete bekçi yaptı. Onun için in aşağıya dendi. Cennetin bekçisiydi dışarı. Oradan bekçiyken içeriye laf attı işte şeye. Baba, işte bekçi burası, berzah ya. Erzas berzah burada, bu bir taraf. Burada duruyor. Ama şeytan çıkamamış buraya. Çünkü burada zekavet var. Burada bu zekiler burada. Bu berzah bir hali. İki tarafı da açık. Şimdi o şeyi okuyalım. Ne olmuş? İtikadında taklidisi de var. İtikadın taklidisi var. Kendi kazanımı yok. Taklit edilenler şair İslamiye veya toplum gelenekler, alametler ve geçmişin işaretleri. Onlar itikadına yönlenmesine, tahakkulun orada var ya o berzah, şekillenmesine sebebiyet veriyor. Bakın burası berzah ya. Şimdi bu adamın buraya dönmesine sebep şair, örf, anane, gelenek
kültür, eğitim. Şu iki tarafa açık olan her şey. İman küfrün her şeyi. Vehmin her şeyi. Zanın her şeyi. Şüphenin de her şeyi. Vesvesenin her şeyi. Vesvesenin müsbeti var. Tarihe dairdir, ciddiyeti meseledir. Ondan sonra teyakkuza sebeptir. Bu. Ha, bu sistemi burada kavşak burası. Çünkü bir taraf kavşak. Sağa da gidersin, sola da gidersin. Buraya dönmesinin sebebi bu malzemeleri kendi aleminde örf, gelenek, anane, kültür, şair ye bir ruh öfürüyor, vahiy. Vahiy olmasa bu gelenek, kültür bu tarafa döndürüyor işte. Şimdi bu aslında en büyük şair abi, Devlet Eylül basılmalı. Evet. Seni çıkartacak işte. Burada en büyük şair. Ayrışıyoruz orada. Anladın mı? Evet. Kafır abi. Evet. Nasıl bir şair? Bir şey söyleyeceğim abi. Birinci yoldan üçüncü yola geçilmiş olmaz değil mi ikiye uğramadan? Yani ben bir anda küfre düşebilir, düşme tehlikem olabilir mi bir anda? Bir anda şöyle, o berzaha düşmeden olmuyor. Olmaz değil mi? Çünkü Allah merhametten yapıyor onu. Yani mesela diyelim ki adam Müslüman. Müslüman bu yolda çıktı, bu yolun tersi oldu. Buradan buraya geçemiyor. Geçemez. İlle buraya bir düşecek. Burada mesela zanlar vesaireler, ilhamlar da burada. Şaşırma. Bu sefer Allah merhamet ediyor pat diye buraya geçmesin diye. Evet. Oraya düşebilir ama tekrar geri çıkmıyor. Öyle diyor zaten, düşer diyor. Kitapta da öyle diyor. İtikattan düşer, göle düşer. Sonra küfre bu geliyor. Buraya gelince felsefe tutar. Buraya nübüvvet tuttu. Buraya felsefe tutar. Gelenek, örf, anane, şairi kaldırırsan tutunduğu oydu. Şeytanın amacı buydu. Onu çağırıyordu. Oraya çağırıyordu yani. He, berzaha çağırıyordu. Berzaha çağırıyordu. Ha, onu uygulayalım. 15. sözü de uygulayalım bak şimdi. Şeytanla münazarası var. Karşı karşıya geldiler. Beyazıt Camisi'nde sen Kur'an'ı çok âli ve yüksek zannediyorsun diyor. Yani bu. Sen diyor Allah kelamı deme. Tamam mı? Bir beşer kelamı kabul et diyor burası. Nübüvvet. Diyor ki ey melun, Allah'tan başka Kur'an benimdir diyen var mı? Yok. O zaman hiçbir insan demedi ki ben yazdım. O zaman kitap kim söylüyorsa benimdir. Onun olmadığını onun elindeyken ispat edeceksin. Bu sefer yemedi adam. O zaman dedi ki tamam Allah'ın deme. Tamam diyor, insaf gibi gözüküyor. Beşer deme. Ortadan bak diyor. Buradan. Ey melun diyor. Bir şey... Yani öyle bir baha, can baha bir eser ortada olamaz. Ya bunundur ya bunundur diyor. Ortada olamaz. Diyor ki benim diyen yok beşerde. Benim diyen var. Ortaya diyemezsin çünkü. Ortada demek diyor muhakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Allah'ın elinde olmayan bir şey istersen boşluklu olsun, istersen beşerin elinde olsun Allah'ın yanında değil. Allah'ın olmadıktan sonra Kur'an istersen ortadan olsun, istersen beşerinin Allah'ın yanında değil. Allah'ın yanında değilse her şey terstir. Hasan abi şüpheli bak diyor. Kalt Emirdağ'da vesvesesiz ve şüphesiz iman. Biri evet. Vesvesesiz, öbürü şüphesiz de çıkıyor. Oo bak güzel. Hangisi? Şüphelendiriyor. Yani vesvesesiz sol, şüphesiz, taakkulden de çıktın mı hem vesvesesiz öbürsü kalıyor. Şimdi direkt kalbe geçiyor. Birinci yol. Bir, yani, iman oluyor o zaman işte. Direkt iman oluyor. Biri bak, vesvesesiz. Burası vesveseli. Şüphesiz. Şüpheli. Şüpheli ve şüphesiz. Zıttından öbürsü de vesveseli. Burası vesvesesiz ve şüphesiz. Zıttını düşün. Onu da yazalım. Güzel. Çok güzel. Burası vesveseli. Vesveseli ve şüpheli. Şüphesiz. Vesveseli. Zaten tasavvur ve şüpheli. Vesvese şüpheli oldu ya. İtikat diyelim. İtikat dedi. Bak şimdi ilk defa dedi. Tasavvuru itikat diyeceğiz işte orada. İlk defa dediniz. Tasavvuru itikat. Oraya itikat yazacağız. Biraz zorlanırız. Şüpheli. Yok. İman, itikat. Kendi itikadı. İman diyemezsin. Abi tasavvuru. İman demiyoruz da itikatta diyeceğiz mi oraya tasavvuru? Ha? Diyeceğiz mi şu an? Yani kendi itikadı ya. Kendi alemindeki itikat. Tasavvura yazacağız mı? Yani tasavvuru kendisi değil. Tanrı. Burası kendi şeyi, hususi dünyası itikadı değil miydi? Hususi dünyası burası. Taklidi müsbette yapın abi daha rahat anlaşılacak. Vesvesesiz abi, ve şüphesiz iman.
İtikadı tasavvur. O zaman diyor. Şöyle diyelim, bak şöyle diyeyim. Şuraya ikinci yol. Üçüncü bir kolda atsak rahat etmez miyiz? Nasıl? Nasıl? Yani iki kollu yaptık ya. Madem üç kollu yapalım. Aha, üç kol işte. Yukarı kol işte. Yukarı. Birisinde hareket etmediği gibi. Ama bak burası. Bak şöyle yapayım. Ya. Bak ves yazayım da sileceğim. Ves ve sessiz. Ve şüphesiz. İman. İman. Ya, tamam mı? Akrebiyet oluyor yani. Burada küfrün imanı yok zaten. Vesvese. Yok. Burada vesvese. İman yok. Vesvese. İman yok. E şimdi burası neydi? Kendi alemi, hususi bir dünyası var. Umumi dünya zannediyor. Vahiy umumi dünya. Bu hususi dünya. Hususi dünyası tahayyülü tasavvurun oluşturduğu itikat var. Kendi itikadı, hususi itikadı. Onun için amele dönüşemiyor. Niçin amel yok bir insandan? Orucu biliyor, namazı biliyor, Kur'an okumayı biliyor. Niye namazı yok? Kendi hususi itikadını kendisini kurtaracak zannediyor. Niçin? Umumi bir nübüvvet yolu bir itikat değil. Olsaydı zaten olurdu. O zaman nedir bu? Vesveseli ve şüpheli itikat. Karma zaten burada vesvese ve şüphelerin olduğu yer. Bunu yazmam zaten burada var zaten. İçinde evet. Taakkülün üstü vesveseli, taakkülün aşağısı şüpheli. Şüpheli. Nasıl burası? Şu sol taraf vesveseli, taakkülün altı şüpheli. Ama solda iman yok. İman yok ki, küfürde iman yok. İman yok ki zaten. Vesvese var işte, başka adam üfürüyor. Evet. Yani iman yok, burası vesvese aynı. Işte vesvese şüpheli. Şey yapalım abi, bu zaman içinde bu. Oturturuz bunu. Yani tamam. Ben hani kendim kafamda sorular oluyor ama yani belki farklı bir açımda da ama şey oldu. Evet. Ana şey belli. Evet, ana şartlı oldu. Oldu. Peki biraz da gideyim. Aynı mevzudan gidiyorum. Şu anlar... Son bir şey sorabilir miyim abi ya? Bir türlü benim kalbim ehli bidayı bu yeşil müsbet itikada çıkartmaya bir türlü nedense el veremiyor. Sanki burada mı tasavvurda kalan? Yani sanki öyle gibi. Ehli bidâ iman var mı yok mu? Ehli bidâ sanki bu ikinci yolda gibi. Evet. Şey yaptım. Ama ehli bidâ ikinci yolda diyemez çünkü ehli bidâ ikinci yolda amel yok. Ehli bidânın ameli var. Ha, imanı yok. O bidat şeyden değişiyor abi. Mesela bak. Bidat deyince bir bidat. Ha yani bak bidat zaten iki tanedir ya. Ehli bidat. Mesela ben mutezile ve cebriye. Ha onlar. Müsbet ehli bidat bunlar. Yani Allah'ı tenzih etmek noktasında. Yoksa münafığın bidası var ya. Dinde olmayanı dinde göstermek, dinde var olanı çıkartan. O bidat mutlak. O zaten münafık. Kafir de değil. Yani gidiyor, dinde olmayanı dine sokuyor, olanı çıkarıyor. Kafir ise dinin karşısında bir şey sokup çıkarmıyor. Külümen inkar ediyor. Biri bozuyor. Ha. Onun için mesela Mutezile ve Cebriye Allah'a tenzih zanniyle Allah menfi yapmaz. Küfrü yapmaz, günahları o yapmaz, menfileri o yaratmaz. Kişi fiilini halikidir. Hayırlı işleri insan yapar. Allah tenzih etme olunca müsbet ehli bidâ oluyor. Mustafa Demirdağ da diyor, kafir olmuyorlar diyor, ehli bidâ oluyorlar diyor. Yani ameli var çünkü. Hani sözlerin 142'deki itikadı var ama inandığı gibi yaşamıyor diyor. Cebriye yaşıyor. Mutezile de yaşıyor. Yani bir üç yol var da o iki yol imansız değil mi abi? Üçüncü yol imansız. Yani birinci imansız yol... olunca ehli bidâ denmez. Kafir. Ehli bidâ bir şuursuz yani müsbeti bir de menfisi var. Mesela şöyle diyelim. Bidayı hasene, bidayı seyir diye geçer dinde. Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Allah. Şimdi tabiat perestler bizim burada kafir bölümüne sokacağımız insanlar değil mi? Tabiatçılar. Değil mi abi? Heh.
Şimdi tabiatçılarla vahdetil vücutçuları birbirinden ayıran çok küçük bir çizgi var değil mi abi? Çok. Değil çok, mi abi? Çok ince bir çizgi. Çok ince bir çizgi. Yani o kadar uzak olamazlar birbirlerine. Evet. Yani, şurada da o kadar uzak olamazlar birbirlerine. Yani o yüzden sanki iki biraz daha mantıklı. O zaman şey yaparız yani, iki kağıdı için çizgiyi yanaştırırız ya. O mezhepler yani bunu hangi yola sokacağız abi şimdi? He? Yani bu o mezhepler burada hangi yola sokuyoruz? Bidai hasene, bidai seyyam. Minare, bidai hasenedir. Bidadır. Nedir? Resulullah zamanında minare yoktu. Çatıya çıkardı. Mesela mevlüt, bidai hasenedir. Yok yani. Ama Resulullah zamanında bir ağıt, bir şey okuyorlardı. Talab-ı Bedro'yu okudular. Mevlüt ona benziyor. Resulullah Medine'ye girerken Talab-ı Bedro ağaçları kurmalara çıkıp okumadılar. Ey sevgili sen hoş geldin. Yani onun gibi. Şimdi bida olmayan dinde göstermek. Dinde peki nedir diyor imamlar? Bir hasenesi var, bir seyyesi var. Minare yoktu. İşte mevlüt yoktu. Başka ne hatırlayacak? Tesbih. Ha? Tesbih vardı. Şey, zeytin tanesini bir kadın ya Resulallah ilimle yapınca karıştırıyorum demiş, tamam mı? O zaman zeytin vardı. Zeytin tanesini şey yaparmış. Ha. Birbirine eklemiş veya koymuş böyle. 30 küsur tane sayarmış, koyarmış. Böyle. O zaman alimler bunu bab yapmışlar, kitap yapmışlar. Demişler ki bidai hasene, bidai seyyir. Bidai hasene dinin icraatında, yapılışında kolaylaştırıcı. Tamam. Kolaylaştırıcı, yani dini ortadan kaldıran değil, dinde olmayan bir deney koymak değil. Yani sevk-i idarede daha rahat oluyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, mesela uçakta namaz kılmadı ama deve de kıldı. Yani gibi, hani orada şey yapar. Bir de bidai seyyiye var, bidai seyyiye. Bu imansızlıktan gelen bir, kafirlikten değil, münafıklıktan gelen bir gayreti gösteriyor. Gayret var orada. Dinde olmanı dinde vasıl ediyor, var olanı ihraç ediyor. Yani kafir değil bu, bu münafık. Onun için diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, bir dahili cehennemin köpekleridir diyor. Çünkü günahkar kendini bozar, bir dahili dini bozar. Anladınız mı? Evet deme, anlamadın abi çünkü. Yok, evet, dediğini anladım da. Şimdi, ay, evet deme abi. Dediğini anladım da. Evet diyordu, anlamadım. Tasdik etmedi. Çünkü ben de anlamadım. Abi baksana da göre. Ama tasdik etmedi. Evet. Peki şimdi, biraz da gideyim şimdi, de pek oturur. Şimdi, söyle Yasin. Şimdi biz bir dahili cehennemin köpekleridir diyoruz ama yani bu şey de şimdi Mutezile'yi falan değil onlar. Bida değil. Onlar ehli bidadır ama cehennemin köpekleri bidai seyyiye var, bidai hasene var. Bunlar bidai hasene cinsine. Ehli sünnetle farkı nerede kaldı abi? Şuna kalıyor. Bak. Şimdi adam Allah'ı tenzih etmek istiyor. Allah'ı kusuru, günahı yaptığı yakıştıramıyor Allah'a. İyi niyet yok mu burada? İkisi de ata yaptı. Bir karşına sen amirsin. İki tane memur var. Bir tanesi parayı çaldırdı. Bir tanesi çaldı. Aynı muamele. İkisi de para yok. Seni meslendir. FETÖ'de müdür. Para yok. Para. İkisi de memurdu. Vezne. Ne ticari mi? İkisi de FETÖ'de para girmiyor. Evet abi. Çağırdı. Dedin ki nerede para? Kaptırdım dedi. Delil var. Kaptırmış. Üzülüyor. Ötekisi kendisi çalmış. Aynı cezayı mı verirsin? Yok. Niye? Ama netice aynı. Askeriye de aynı veriyorlar abi. Siz diyorsunuz ya aslında, uçmuş yani. İşte ya aslında kanuna göre şey yaparsan o parayı oraya bir şekilde koyacaksın. Ama yani buna nefreti nasıl olur o iki kişiye? Nefreti nasıl olur? Yani bir tane mesela parayı kendi çalanla hakikaten gaspa uğradı, silah dayadılar, aldı parayı götürdüler. Veya tuvalete giderken unuttu, kasa çıkacaklanmış. Ve adam üzülüyor. Yani tamam, fatura keseceksin ama ona merhamet duyarsın. Üzülürsün keşke. Adam art niyeti yok ama netice aynı. Ha, bidai hasene güya Allah tenzih etmek istiyor.
Allah'a şirk yakıştıramıyor. Şirk Allah yapmadı diyor. İnsan kendisi yaptı diyor. Ehl-i Sünnet de zaten onları kurtarmak için gayret ediyor. Diyor ki, bu diyor zemahşeri, bir de çoğu alimler şey, zerre kadar iman da vermemişler şeye. Kimdi o? Gazali olur mu? Gazali hiç vermemiş. İşte vermemiş. İbn-i Sina'ya. İbn-i Sina'ya. İbn-i Sina. Vermemiş. Çünkü niye? Bir böyle adamları, kafirleri, zındıkları yetişmesine sebebiyet vermiş. Evet. Ama Ehl-i Sünnet'in bazı imamları çok az, ustad gibi, bunlara diyor iyi niyetlerinden bunu yaptılar. Yani mesela Allah kişi fiilinin halikidir. Yani bunu ben mi yapıyorum? Halk ediyor diyor. Allah'ın sıfatını kişiye ver. Bunun için yapıyor. Allah şeyi yaratmadı diyor. İnsan kendisi yaptı diyor. Buradaki niyet şu. Niyetine bakılıyor. Fiil aynı, söz aynı. Allah'ın şerden tenzih etmek. Etmek. Ondan. Ha bidayı hasene, bidayı seyye. Bir tanesinin iyi niyet var. Ama ikisi de şekle benziyor. Ama bir tanesi dini ortadan kaldıran şekil. Bir tanesi dinin icraatını genişletiyor. İşte hoparla koydu. Bidayı hasenedir. Resulullah zamanında bir şey yoktu. Hoparla yoktu. Ama bidayı hasenedir. Ne demek o? Onu duyan dinsizliği mi artıyor? Öyle ayıracağız. Dini mi hatırlıyor? Dinsizliği mi artıyor? Eğer o şey hoparlodan ezan çıktığı zaman kişi dinsizliğe mi gidiyor? Dine mi gidiyor? Eğer dine gidiyorsa bidayı hasenedir. Dinsizliğe gidiyorsa bidayı seyyedir. Hasan abi siz buradan Rize'ye gittiğiniz zaman, eve ulaştığınız zaman 15 günden az kalacaksanız eğer. Ve vatan hastım olduğu için şey yapmıyorum, seferi olmuyor. Yolda seferim, memleketimde sefer değilim. Çünkü vatan hastı var, 3 tane vatan var. Vatan-ı sükna, vatan-ı ikame, vatan hastı. Doğdu, büyüdü, benim hastım değişmeyecek, memleketimdir. Tamam, ben de aynı sizin gibi düşünüyorum Hasan abi. Fakat çok dindar şey olduğunu bildiğim bir sürü insanı da biliyorum ki oraya geldikleri zaman sefer olarak kılıyorlar. Sebebi şu olabilir. Onu ehli bid'a diyebilir miyiz? Şöyle diyeceğiz. Şimdi ben vatan aslı doğdum büyüdüm ama. O fıkhi farklı bir görüş olabilir. Tabii bak şimdi. Ben diyor şunuz. Bu vatan benim vatanlıktan çıktı. Çünkü evlendiğin zifaf olduğu yer vatan aslını ortadan kaldıran şeydir. Gitti İstanbul'da evlendi. Dönme ihtimalinde yoksa diye. Dönmek istemiyorum diyor. Sattım diyor. Ben burada yerleşiyorum. Ben diyorum ki şey olursa ben en son memleketime döneceğim. Adam zifaf burada olmuşsa vatanı aslı kalkar. Vatan aslısı burası olur. Onun için Nasrettin Hoca'ya demişler ya nerelisin daha belli değil demiş. Mekan oldu. Sizin de lazım ona. Hoşçakalın Aslan abi orada seferi olmuyor. Orada seferi olmuyor. Ben seferi olabilirim o zaman. Peki devam edeyim bak onu bitireyim. Çok acayip şeye gidiyorum. Yani bir daha okuyayım metni. Bir anda derste oturmayacak da Yasin böyle. Evet abi Yasin. Yani öyle kalırsa da araştırmaya sebep oluyor mesela. Evet. Kalıyor biraz kafada. Öyle mi böyle? Mesela şimdiye kadar birinci, ikinci, üçüncü yol tam oturmamış gibi oturunca rahatladık. Patti kendisinin kafasını çıkarttı. Evet. Ve onu düşünmüyorduk. Evet. Ama o arkada çalışıyormuş meğer. Tabii var. Sistem o çalışıyor arkada. Tırır tırır tırır. Kendisini bulunca ortaya çıktı. Aaa! Bay bay bay. Aa burasıymış ya. Hiç farkında değiliz değil mi? Değiliz. Çalışıyor değil mi abi? Kesinlikle çalışıyor. Mevsim gelince çıktı hemen. Çıkıyor. Yani belediye gitti o çöplüğüne bir toprak dözerle serpti. Çıkması gereken çekirdekler, bozulmayan çekirdekler çıktı ağaç oldu. Şu anda biz 142, 1. 2. 3. onu mu işliyorduk? Onu mu okuduk? Onu mu okuyor? 142 nereden çıktı? Osman'ın kası. Ama çalışıyor. Peki Osman'ın şeyi. Peki biz hemen nasıl sahiplendik? Hasan abi vay. Tak diye söyledi ama bak. Ben dedim ki o ikinci yolu ne yapacağız? Tak bura dedi. Evet. Ama Hasan düşünmedi ki daha önce orasıdır diye. Düşünmedim. Tak diye hemen burasıdır. Öyle oldu. İkinci yolda burası. Pas ve... Güzel. Pas ve gol diyor. Pas ve gol. Bize de zannetmiyoruz, seyirciler işte. Çok tuhaf ya. Bu arada bunu okuyalım da bir de ondan sonra şey sorayım. Ya, ikindiye ne kadar var?
Tamam. Bana var mı ki ya? Tamam, iyi. Bir daha okuyorum. Uzatmalar okuyorum. Evet, bu asrın dehşetine karşı, ama haberimiz yok, taklidi olan itikadın istinat kalıları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla, bu taklidi itikat nedir biliyor musun? İkinci yol. O berzahta ya. Uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her müminin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin dedik, tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Öteki sebebi geçeyim de bir de geri gelmeyeyim. İtikadında taklidisi de var. O zaman orası taklidi itikat diyeceğiz. Evet. Kelime geçiyor külliyat. Evet. Vesveseli şüpheli evet. Taklidi itikat deyin abi. Evet. Rahat edelim orayı. Tamam. Geçiyor. Geçiyor çünkü. Kale burada durman lazım. Yani bir itikadın taklidisi, gerçeği de. Evet. İtikadın da taklidisi var. Taklit edilenler. Yani peki nedir o? Taklidi edilenler. Şair İslamiye, toplum, gelenekler, alametler, geçmişin işaretleri, itikat, akt, kodluyorum, Ankara, Kastamonu, Denizli. İtikat, akt kökünden geldiği için bir bağ ile bağlanmak, düğümlenmek olduğundan o şeylere sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş. Sarılmış mı demek istedim? Sarılmış olabilir mi? Yok, sarsılmış diyor yukarıda. Uzaklaşmış. Evet, o asrın dehşetine karşı taklit olan itikadın istenen kalıya sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş. O zaman bak, itikat, akt, Arapça kökünden geldiğinden bir bağ ile bağlanmak, düğünlenmek olduğundan o şeylere sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş. Bağlanılan şey nedir peki? Bir, ya sarsılmış, ya uzaklaşmış bizden, bizden oraya berzahlar girmiş, ya da perdelenmiş, ya da bu üçünün bütünlüğü. Bunları ortadan kaldıran imanı tahkikidir. İmanı tahkiki sarsılmaz, aslından uzaklaşmaz, perdelenmez aslında. Ben bunu yazayım. Yazayım ki... Akt, sözleşme değil midir? Evet, söz, akt. Bizim, beni seni nasıl bağlayacak? Akt, bir. Bir yani, akit yani, protokol. Protokol. Evet, protokol. Portakal ya. Akit. Düğüm. Bak şimdi. Olan düğümler çözülüyor. Yani fil bu itikat. Ya vesvese ya. Berzağı kaldırmış. Yani. İtikat. Akit. Kökünden. Kökünden. Şair kalkınca. Anladım. Şurada. Herkes böyle. Olduğundan. Doğru. Bağlanmak olduğundan elde o şeylere ortaya atlıyorum. Bir, iki, üç. Şiar yoksa sarsılmış. Ve uzaklaşmış. Ve perdelenmiş. Bağlanılan şey devamlı okumamız lazım ya. Yazdığınız metnin. Öyle mi? Bir yazayım da ondan sonra. Ya sarsılmış. Yani devamında da bir itikat kelimesi var yani. Öyle mi? Alakası değil. Sefkaçtı ki.
218. Bizden oraya. Osman ben. Şurada 248 mi? Şuralar 248. Berzahlar girmiş. Girmiş. İntisaptır mesajına bağlar değil mi? Ya perdelenmiş. Nasıl gideceksin kıyıyor? Sen nereden mi nasıl gideceksin? İşte ben çöreyim. Geçmişine bağlı. Ya da bu üçünün bütünlüğü. Kim temin? Dışarıdan gireceğim. Nesine yok. Duman atmış. Ortalık karışmış. Nasıl bir dehşet ya? Geçecek köprü yok değil mi? Bir hesap meslek var ya. Onları atmış. Bunları ortadan kaldıran... Bunları ortadan kaldırıp imanı tahkik et. İmanı tahkik et. Perdelenmez aslında. Görüyor musunuz? Çevireyim mi? Görüyorsunuz değil mi? Bak. Bağlandığı şey sarsılmış, uzaklaşmış bizden, oraya berzahlar girmiş, perdelenmiş veya bu üçünün bütünlüğü, bu üçünü ya bir tek tek veya üçü bütünlüğünden bunlar ortadan kaldıran imanı tahkiki. O zaman mefhumu muhalifiyle imanı tahkikide ne var? Sarsılmazlık var, aslından uzaklaşmamak var ve aslıyla perdelenmiyor. Okusana sonra sonunu. Sonunu oku bakayım abi. Abi şeyde çok yani güzel. Ne dedi abi? Dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman tahkiki lazımdır ki dayanabilsiniz. Oraya almışsınız. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda, en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerine, gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o imanı tahkiki taşıyan halis, sadık şakitleri dahi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imani itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i manevi itikatları kuvve-i manevi itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Hasan abi kuvve-i intisabımız kopmuş ya nesebimize götüren. Cenab-ı Allah da bu şair... İntisap nesepten ya. Evet. Kopunca Cenab-ı Allah da bu insani berzahları, canlı şairleri yollamış insanlara. Canlı şey, bu yolla gidiyor. Yani aslında kopunca asla seni götürecek intisap, nesep. O zaman canlı şairler koymuş. Yani tesettürlü kadın, ezanlar, ondan sonra alimler, bunları yaşayanlar,
Yani mesela bu manevi itikat eğer oluştuğu zaman mesela Gafur abi o zaman o Zeytinburnu yedi kuleye hiç kimse görüşmüyor, ne etmiyor ama onun itikadı herkese ehli imanın kalbine şey veriyor. Bir tanesi dedi ki görmedikleri, görüşülmedikleri halde nasıl oluyor demişti de. Ben dedi ki radyondan müzik çalıyor vesaire çalıyor, Kur'an çalıyor. Görüyor musun verici statü? Yok dedi. Yerini biliyor musun? Yok. Ama alıyorsun bak. Peki madde bu ise sen de mesela diyelim ki bir başka bir misal vereyim. Camiye gittin, Ulu Cami vesaire vesaire. Kim yapmış, o hangi ustalar, hangi işçiler çalışmış bilmiyorsun. Peki orada öyle bir sirayet var mı ki, öyle bir alamet koymuş ki gittiği zaman huzur alıyorsun. Evet. Huzur almıyor musun? Evet. Peki yeni Cumhuriyet döneminde yapılan camiler var, o huzur yok. Çünkü camide eskide çalışmanın kesinlikle şartıymış, abdestsiz bir taş konulmazmış. Eski camilerin bir taş bile abdestsiz konulmamış. O şuurdaymış işçi. Peki... Arkada öyle bir ruh var yani. Onun arkada için. Öyle bir ruh var, evet. Yani o da taşa sirayet etmiş. O da taşa sirayet etmiş. Taş ne oldu? O ecdadı bize bağlayan bir şair oldu. Bağla. Yani intisap nesepledi bizi. Nesebimize götürdü. Şimdi Beyazıt Camisi'ni yıkalım. Daha kaliteli Salih. O Süleyman'ı yıkalım. Haşa. Daha kaliteli, daha kaliteli. Altınla yapalım o cami. Bu ruh olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü o ruh gitti. Onlar onu gitti şu an. Bizim ruhumuz olur. Adam onu yaptı işte. Osman adam orada kaldı. Yani altınla yap. Süleymaniye, Sultanahmet, Beyazıt Camisi'ni altınla yap, yıkın altınla yapın, ecdadın ruhu yoktur. Ankara'sında söylüyoruz. Peki. 218 İnce Mesnevi 87. Bu itikat Allah'ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istizam eder. İtikat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının insana taşınmasında bir ara format gibiymiş. Çok tuhaf. Köprü. Yani adeta hani derdik ya, gene ona teyit ediyor. Allah imanın, hani özür dilerim, affınıza sığınırım. İnsanın kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini, namusunu tenasül olsun organı, merkezinde olur. O da en korunaklı, en ulaşılması zor olan yerde. İman da böyle, la teşbih ve la temsil. Ne yaptı? İman pat diye gitmesin diye onu itikatla etrafını çevirdi surlarla. Kur'an'ın surları kalkınca Risale'nin sur oldu ya. Şimdi itikat bozulunca kafir olmuyorsun bakın. Bazıları vehim ve vesvese itikatın bozulduğu zannediyor. İtikadın bile bozulsa iyi niyetli olduğundan imanın gitmiyor. Çok ehli bidat oluyorsun. İman gitmiyor. En korunaklı yere koymuş, etrafını çevirmiş. Tahayyül ve tasavvurla onu şüphelensen bile, itikadın gitse bile söylüyorum, ehli bidat olsan ama ehli hasene, ehli bidat hasene oluyor. Ehli bidat, ehli seyyye, ehli yani bidat hasene, bidat seyyye. Yani itikatta ehli bidat oluyor. Gene imanın gitmiyor. Bir altına yazmışsınız abi. Hemen 18'de üstad şey yapmış. Ha onu şey yapalım. Neydi bu? Bir daha okuyorum. İtikat, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının insana taşınmasında bir harf olarak olmak. Niye? Kur'an itikadımızı oluşturmuyor mu? Kur'an kelam sıfatından değil midir? O zaman itikadımızı oluşturan Kur'an'dır. Kur'an'da iman, o itikad da imanı oluşturur. Şimdi bakayım ne diyecek o okuduğuna göre. Gene Mesnevi 158. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarlarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan. Tamam. Bakayım ne diyor. İmana ulaşmadan itikad
ara berzah vazifesini ve sigortasını yüklenmiş. İmanı korumak adına gelebileceklere ilk sur, yani ilk sur yapılır. Bunu teyit makamında Mesnevi Nuri 200. sayfada söylüyor. Demek ki imana ulaşmadan itikat ara berzah vazifesini ve sigortasını yüklenmiş. İmanı korumak adına gelebileceklere ilk sur. Yani ilk bozulan şey aslında itikatmış. Evet. İman değilmiş. Şimdi bir yerde okuyalım keselim. Okuyalım keselim. İşte bitirebileceğiz itikat. Evet. Ondan sonra evet. 200'ü okuduk gözüküyor. Öyle mi? Evet. Mesnevi 200 okuduk. Ben bir de okuyayım isterseniz. Mesnevi Nuri 200. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kainattan zihnine akıp gelen, bak zihnine akıp gelen afaki malumatım, kendi malumatı ile tasarrufat ve sıfat ilahiyi de kendi sıfatıyla tasdik eder. Şimdi izah. Diman sıfat ilahiyenin insana aktarılmasında mizan vazifesini yapıyorlar. Bu diman merkezinden dalaletler, şirkler, şerler bu merkezden doğarlar. Ya bu merkezle temize çıkacak ya da husrana uğrayıp gömülecektir. Aliheler, putlar, şirkler, bidatlar ve şerlerin her türevi bu merkezden çıkıyor. Şimdiki anladığım, kuşun kalemle yazdım. Çünkü silebileyim. Şimdiki anladığım, bakayım ne anlamışım. Sıfat-ı subutiye, itikatla mizan etmek ve nizamı da. Yani sıfat-ı subutiye, itikatla. Sıfat-ı zatiye, vicdanla. Yan kalbine iman etmeye. Yani mi olacaktı? Kalbine iman, yani. Peki, bir daha okuyayım. Sıfat-ı subutiye, niçin itikat demiş? Çünkü itikadımızı kim oluşturuyor? Sıfat-ı subutiyeteki kelam. Tamam, oraya geldiği için dima geldi. Yani dima, Kur'an geliyor ya, Kur'an da kelam sıfatından, kelam sıfatı da subutu sıfatı olduğundan, itikadımızı sıfat-ı subutiye. Sonra vicdanımıza iniyor. Bu da sıfat-ı zatiye. Kıdem, beka, muhalefetun havadis, kıyam-ı bir nefsi, vahdaniyet, vücut gibi. Peki şunat-ı zatiye de ruhumuz da aynı oluyoruz. Mahiyet-i zatiye meşhudumuz olan eneyle oluyor. Esma üstalar da cilve, cemal, nakış ve sanat itibariyle de bedenimiz. Çok arka. O ve başa gelecekti tabii. O zaman ben yeniden yazıyorum bunu. Buraya yazayım. Çok güzeldi. Başa yazayım bunu. Kurkun şu kalemle yazdım ki gafur itiraz ederse değiştireyim. Ondan sonra anlamaz olur mu ya? Zaten itiraz anlamadığınızdan oluyor. Biliyorum yoruldunuz fikren. Tabii bir şey bu bakkaldan şunu sat, bunu al. Ondan sonra abdestin farzları 4'tür, namazın 12'dir. Yapmıyoruz. O zaman seni bir hareketlendireyim. Hemen abim şurayı sil. Bez de olabilir. Böyle yapayım. Bez var mı? Çünkü silgi şey yapmayalım. Hani senin bezin vardı. Erdinç nereden? Erdinç gitti. Tamam hadi sil. Tamam beze gel. Abi şöyle bir tefekkürdeydim. Onu da silerken söyleyeyim. Söyle. Şimdi Müslüman iman etmemiş insanlar için şöyle bir üzü
üzüntüm biraz daha arttı. Neden biliyor musunuz? Şimdi zaten olmamıştır bir adamda. Hiçbir şey yoktur da elde edememiştir. Ama var olan bir şeyi değerlendirememiş olması çok kötü. İhya olanı ihya olur değil mi Hasan abi? Kalp ihya oluyor. Kalpte iman zaten var. Fıtri iman var. Evet. Onu ihya ediyorsunuz. Ama itikat da yok. Orada inşa. Yani sıfırdan inşa ediyorsunuz. Öyle mi? Doğru. Yani kafir için üzüldüğüm kalbin üstünü örtüyor. Olanı kaybetmiş elinden. Var olanı değerlendirememiş. Evet. Ne acı ya. Kafir örtendir zaten. Cennet dışarıdan çıkın diyor ya saray. Ha. Neredeydi? Defter ha. Hepsini şey de tarihlemeyi de sil. Altını anlatmıyor mu? Bu çok önemli şu anda. Bu çok önemli. Şu anda yazacağım çok acayip bir şey. Çok hoş şuna geldi. Çiftlik gitti. Esma-i Hüsna'larla... Çiftlik verilmiş zaten. Allah'a girecek. Neymiş zaten? Ben bilmiyorum. Zaten ben sıfat-ı subutiyelerle... En üstte yazdığınız defterinizde var mı abi? En alt. Var. En alt. En alttaki var. Ondan sonra itikatla. Yani ne demiş? Mizan etmek. Ve nizamı da. Nizam etmek. Yani vicdan da. Başka ne şey yazayım? Ruhla hani öyle oturuyor ki burası da biliyoruz çok iyi biliyoruz ki Allah aşkına ya. Şimdi bunu gel birisine anlat. Nereden buldun çıkarttın bunları diyecek şimdi. Nereden buldun? Ya aslında dokunmuş böyle. Mesela şöyle bir tanesini söyledim böyle garibime gitti de benim de gitti. Şimdi kumaş nasıl dokunuyor? Kumaş.
Şöyle bir ip var. Değil mi? Kumaş olabilmesi için olmuyor mu kumaş? Şimdi kumaş olacak. Kumaş oluyor. İtikat ve iman ipleriyle kaderimizi oluşturuyoruz. Bu kumaşta elbise her şekilde yaparsın. İstersen dar pantolon dikersin. İstersen Lut kavminin giydiği düşük pantolon yaparsın. Tamam mı? İstersen gömlek yaparsın, istersen kazak yaparsın. Bu kumaştır. Kumaşı dokumak, tamam mı? Kumaşı dokumak, itikatla imanla yapıyorsun. Ondan sonra senin kaderin oluyor. Kaderin yani o şekillendirdiğin gömlek veya pantolon. Evet. Yani bu bir tanesi. Şimdi Hasan abi şöyle söyleyeyim. O ipler itikat. Bak sıralı ya Hasan abi ipler. İpi. Bu da iman ipi. Peki. Çıkan resimdir Hasan abi, çıkan resim. O aralıklardan giriş çıkışları var ya. He. O nedir? Ya yani o işlemenin desen çıkıyor üzerinde Hasan abi. O şu iplerin aralardan giriş çıkışlarıyla kumaş. Kamil insan çıkıyor. Kamil insan desen mi? Çıkıyor yani aynen. Yani şekil kader çıkıyor. Yani seninki bu diyor. He he. Kumaş. Yani şu iplerin aralardan giriş çıkışlarıyla onun üstünde desen oluşuyor. He. O kaderin oluyor işte Hasan abi. Burada oluşan neredeyse şekil, desen, şekil, desen ve onunla oluşturduğun libas, gömlek senin kaderin. Oo, biz şimdi Risale-i Nur'ları düz okumayarak, böyle inceden inceye işleyerek kaderimizi o zaman oluşturuyoruz. Acayip yapıyoruz abi. Çünkü o yapayım şimdi, buradan çıkarttım diye. Yazmıştım da göndermiştim şeye, WhatsApp meçhul grubumuza. Düşüncelerinize dikkat edin. Şuraya. Üşenmeden yapacağım ben bunu. Sileyim mi abi? Yok silmeyeceğiz. Dur. Şunu... Boşluk bu tarafa var abi. Arkada boşluk. Hayır, yazmayacağım. Bak şimdi, kaderi anlatacağım şimdi size. Burası tahayyül ya, düşünceler. Düşüncelerinize dikkat edin. Hislerinizi oluşturur. Tamam mı? Neyi düşünüyorsanız his oluyor. Hislerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Duygularınızı kontrol edin. Latifelerinize oluşur. Latifelerinize dikkat edin. Karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin. O sizin kaderiniz olur. İşte bu. Aşıl. Çünkü dikkat ediyorum şeye, duvara çarpmasın. Kiracıyız biz bu binada. ev sahibi kızar. Hem de ev sahibi ders dinliyor. Sana bak ya. Şimdi duvara vursak, eskideydi Zeytinburnu mekanımız. Şimdi burada kiradayız. Ah çıkabilir miyiz? İnşallah daha iyi çıkar. Orada kiradan yemişsiniz abi. Evet ya. Dünya zaten kira. Görüyor musun? Şekil, desen ve onunla oluşturduğun libas, gömlek senin kaderin. Bunlara da yazalım. Çok acayip ha. Ama hayalince şey kalmadı. Şimdi ya bu kumaş kesmek, makaslamak şekil İslamiyet. Nasıl bir şekil istiyorsun? Düşük pantolon mu yoksa yağdan bir şalvar mı bir şey?
O da senin şeyin, ihtiyar iraden. Yani o şekle dönüştürüyor. Yani bunu çoğalt artık ne dersin. Evet. Tamam mı? Kumaşla istediğin şey yapabilirsin. Şimdi her şey ortada. Nereden çıkıyor? Çevirelim oraya. Ha, burayı yazmıştık değil mi? Tamam. Burayı. Nereden çıkıyor? Artık meşgul olmayın. Evet. Kim ne derse desin. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sakın cevap vermeyin. Ne olur. Sakın cevap vermeyin. En güzel cevap budur. Çünkü hakkı incitmeyin. Bu sefer hak size darılır. Beni niye diyor ketalikı dureri faanakil bakar. Öküzlere altın takmayın diyor metubatta. Faanakil bakar öküze ketalikı dureri dürer yani cebelleri incileri takmayın. Onlar boncuk tak. Bazen de sisli havalarda yaylada kaybolur diye çan çıngıraklar tak ki nerede olduğu belli olsun. İnsana çıngırak takmazlar. Sığırlara çıngırak takar. Nerede siste kaybolmasın. Tamam takmayın diyor. Kedalike dureri fe'anikil bakar. Zatın dimağın bütünlüğü olan itikat dimağda bak. Zatın dimağ bütünlüğü olan itikat dimağda dimağda sıfatların ortaya çıktığı zemin. Delilim de şu. Kainattan zihnine akıp gelen afaki malumatı kendi malumatıyla. Abi az önce yanlış okudunuz galiba ya. Zatın gibi bir şey söylediniz galiba. Zaten dimağın. Ha zaten zatı dedim değil mi? Ya, özür dilerim. Zaten zat dedim ya özür dilerim kafam bu. Zaten dimağın bütünlüğü olan itikat dimağda. Dimağda sıfatların ortaya çıktığı zemin işte. Çünkü dima oluşturan, itikadımızı oluşturan subut-i sıfat. Şimdi delilim de kainattan zihnine akıp gelen afaki malumatı kendi malumatıyla tasarrufat ve sıfat ilahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder. Yine mercine iade eder. Bitti. Şimdi şey izah yapıyoruz arkada. Bunu yapıyoruz. Keseceğiz. Son. Ne ile tasdik ediyor? Kafanda gelenler var ya, vahiy geldi Osman. Evet. Gelenleri ne ile tasdik edecek? Dimağdaki tasdikiyle. Sıfatları burada onaylıyorsun. Yine mercine iade eder. Bunu da dimağın ya izanı yapıyor ya da itikadı yapıyor. İade edilmese etmese yutuluyor. Kara delik gibi. Yani eğer dimağa gelen vahiy onaylayıp nakledense imana dönüşüyor. Yutarsa gelen malumatları hariçten gelen 533-538 sözlerde de sıfatları kainattan envar-ı marifeti getirdikleri zaman içeride musallık bir şey göremedikleri zaman o yabesiyeti mutlaka gider veya iç olur. Peki gelen malumatları o itikada geldi. Bazısından Kur'an geldiği için itikadı acayip küfür oldu. Yudüllü bir kesire ve dini kesire. Eğer dimağdaki izan yoluyla vicdanı aktarmışsa iman oluşturuyor. Devam evet. Edeyim. Haydan geliyor. Haydan geliyor, huya gidiyor. Evet. İade derken? Evet. Hu olan Allah. Ha halk arasına ne deniliyor? Boştan geldi, boşa gitti. Tövbe estağfurullah. Hay olan Allah'tan hu kulu Allah hu de ki Allah gidiyor. Ondan ona gidiyor zaten. Bu da zaten en nihai şey yani tüm vasıflardan hu. Evet. Değil mi? En la ilahe illa hu. Evet. Evet. Şimdi bunu da diman ya izanı yapıyor veya itikadı yapıyor aşağıya. İade edemezse, etmezse yutuluyor kara delik gibi. Allahu alem. Mercine iade etmenin bedeli ne demek? İmanla şerefleniyor, ferah buluyor. Bu da hidayet ve ahdine vefa oluyor. Bakarsa, bakmasa bunu taakkul yapıyor.
Fakat kendisini müstakit nazarıyla bakmakla kendisini malik itikad ederse, ne demek bu da? Tırnak kapattık vesaire geçiyor. Bak, fakat kendisine müstakit nazarıyla bakmakla kendisini malik itikad ederse diyor. İtikadını ta bakmaktaki taakkulden, tasdikten ve izandan medet alıyor. İtikad nereden medet alıyor? Taakkulden, tasdikten, izandan medet alıyor. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarını onaylayan ve onaylamayan zemin dima. Diman sistemin, yani dima ne demek? Sistemin itikad. Yani sistem, itikad. Neticesi hükmü, o hükmü ise salabet. Bir daha okuyayım. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarını onaylayan ve onaylamayan zemin dima. Teklif dima yani. Dima. Teklif dima. Dima yani. Dima sistemi. Dima ne demek? Sistem. Yani itikat sistemi. Batıl ve hak. Neticesi nedir? Yani bu sistemin hükmü nedir? Sistemin adı dima. İtikat. Hükmü nedir? Salabet. Gafra hatırladı mı? Hüküm dima. Peki, müsaade ederseniz bir parça kaldı. Bu sayfayı bitirmişiz. Bak Osman bak. Tamam, şu sayfayı bitirmiş. Şuradan şurası kalmış. Tamam, bütünlüğü kadar. Tamam. Mesnevi Nuri 208. Hem de çok kısadır. Kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, ads, fark, mağda burayı okurken Mustafa'yı hatırlıyorum. Mustafa'nın evladı bu. Nadir abinin hayatı hay. Mahiyet insanı birdir, nihayet insanı bildiğin kısa garip Nadir abinin tecerrüt. Tecerrüt. Mustafa Babal da burayı. Kendi nefsinde ve torbasında kusur, naks, ads, farktan çok söylüyor. Mağda bir şey bırakmamalıdır. Bütün mehasin iyilikler fakiri hakim tarafından inam edilen nimetler olup hamdı iktiza eder. Fahri istizam edemediklerini itikat ve telakki edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi kemalinin Adem-i Kemalinde, bak kemali nerede? Adem-i Kemalinde, kudretinin atsinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Şimdi anladığımızı, bu manada anladığımızı, itikada bakan taraflara. Allah-u Alem, itikadın müsbet tarafının işlemesi, çalışması, bu sıfatları aktifliğinin nispetindedir. Mesela insan itikadı nasıl çalışır? Vahiy geliyor. Vahiyin kaynağı şimdi. Çok korkunç bir yer burası bak. Vahiy Kur'an'a muhatap olacak ve olmayacak. Nasıl belirleniyor? Bir, kendi torbasında kusur, naks, ats, farktan başka bir şey görmeme nispetinde itikat oluşuyor. Yani kemalini Adem-i Kemalinde, kudretini, acizde, gınasını, farkında olduğunu bilmek nispetinde kaliteli itikadı oluyor. Bu sıfatları aktifliğinin nispetinde, yani Adem-i Kemalini, acizini ve farkını bilmekle itikadın müsbeti aktif oluyormuş. Yani çok acayip bir şeydi, son bu nokta olsun. İtikadımız niçin herkeste farklı? Bak itikadı farklı olmasının sebebi sonra abi oyuncu toparlanın. İtikad Kur'an Müslümana da geliyor. Kafire de geliyor. Tamam. Peki Kur'an'a muhatap olan bir dima itikadı oluyor. Kur'an'a olmayınca batıl itikadı oluyor. Sebebi torbasında bir kusur, noksan, at, fark. Bu kelime harflerini bir kodlayabilir miyiz? K, N, A, fark. Kusur olur mu? Yok. Bak, bunu kodlasak, dişir yapmıştık ya. Dişir,
dua ile, şuur ile, kınaf, iman ile, şuur ile, he? Kınaf gibi bir şey oluyor abi, kınaf. Kınaf mı? Bak, itikadımız Kur'an'ı alabilmesi için, müsbet itikad olması için kusurunu, atsını, farklını, noksanını torbasında görecek. Torbasında gördüğünü nasıl anlayacağız? Kemalini, ademi kemalinde, kudretini acizlikte, gınasını, zenginliğini fakirlikte görürse bunu yazayım abi. Bana kapat. Ne geldi bakın? Ademi. Kaf nun gibi oldu. Ne, neye geldi biliyor musunuz bu? Abi kaf nun gibi aklında kalabilir belki abi. Kaf, kusur, kaya, hani az, fakr, kaf oluyor. Nun da ne, neydi? En son sıralaması değişti. Ha güzel. Kaf nun gibi oldu. Tamam güzel. Aferin seni. Sen. Doğru. Yani bunu ezberlemek için. K-A-F nun. Evet. Kaf nun. Kusur. Şey diyordu ya, Murat Usun'a diyordu ya, kafnun tezgahında olursa diyordu, böyle olur diye derslerde söylüyor. Ha. Kafnun tezgahında, tezgah bu. Ha, tezgah. Bunda işlenecek şeyler. Ha, yani onu da yazalım. İfade ediyor. Aa, bak, yapalım. Böyle söylüyordu. Tamam mı? Kendi nefsini bak. Kendi nefsinde torbasında sonunda fazla şey yapmamak için dimağı hitap ettiğinde biz, kalbi hitap ettiğinde ben, ona ne diyor? Beni muhatap olmak için de bunun ölmesi lazım değil mi? Heh, işte bak, kusur böyle oluyor şimdi. Bu aynı şeyi tasdik. Kusur. Asti abi. Ne? Öyle yapalım. Kaf. At. Fark. Kafnı. Fark. Noksan. Kaldırdın mı? Çıkarttın mı? Kafnun oldu. Çıkarken evet. Çıkarttın mı? O zaman kafnun oldu. Şu anda bu... Zahir olsun. Zahir olsun. Çıkardı kim göreceğim? Zahir olsun. Yaratan zahir olsun. Torbasında... Yaratan kim? Mağada... Mağada bir şey bırakma, bir şey bırakmama nispetinde tinde itikadı aktif olur. Torbaya bunları biriktiriyorsun, açıyorsun bir şey. Aktif yok. Olur. Tamam mı? Sistem aktif oluyor. Sistem aktif oluyor. Şimdi bu benzini ne oluyor? Bu itikat aktif oluyor. Bunu da çalıştıran, bunu da çalıştıran, bu zemindi. Bunu da çalıştıran bir, iki, üç. Kemalini Adem'i kemalinde ondan sonra kudretini tini ben hep kemalini kemal da ereceğim diye düşünüyorum. Hep benim ailemde olan niye? Adam olacağım diye uğraşıyorum. Hiç olacaksın. Adam olamayacağım diye uğraşmam lazım. Doğru. Nasıl olacak? Kemal yok diye bir şey yok. Ben o zaman senden daha iyi konuşuyorum. Yok mu aşağıda? İşte bizim yolumuz. Bizim yolumuz işte. Yukarıda güneş de var. Yani Adem'i Kemal, Kemal Adem değil değil mi abi? Şuurundalık lazım. Fakrinde. Niyeyse değil mi? Hep böyle. Abi, aciz olacağız değil mi? Aslında ters yönden gidiyoruz ha. Abi içini bilmenin içi olmadı mı bunda? Gibi. Adam olmadı. Olduğunu bilmekle. Adam olmadığını anlamakmış Kemal.
Adam olmadığını anlamak müşkemal. Evet. Şey Emre adam diyordu bana, Emre diyordu ya sabah bana. O saldırgan zamanlarım da daha iyiydi, şimdi muallakta olduğun zamanlar. O zamanlar daha iyiydi. Hadi ya. Tabii. O zaman çünkü kendimi cesur bir şeyi zannediyordum. Keyfim yerindeydi ya o zaman. Şimdi gittikçe canım sıkılmaya başladı. Şimdi bak. Adam olmadığını çıkıyor. Şimdi bak. Kendi nefsinde, torbasında kaf nun. Bezveledim. Kaf nun tezgah. Tezgah. Böyle tezgah diyelim. Bu tezgah diyeyim şuradan. Kaf nun tezgah. Burada oluyor her şey. Şöyle yapsam. Bakayım. Şuna. O kadar. O kadar dengeli ki ya. Elhamdülillah ya Hasan abi ya. Her şey her yerden birbirini tutuyor ya. Yani 13. sözde ne diyor biliyor musun? Bir ağaç düşün ki yaprak çiçeğe zıt. Ters çalışıyor. Evet. Çiçek kokuya ters. Yani ondan sonra çiçek çok güzel lağım kokuyor. Yani tamam mı? Ağaca bir bakıyorsun meyveye hiç zaten imkan vermiyor. Diyor İslamiyet bir ağaç gibidir. Her şey birbirini tamamlıyor diyor. O kadar mükemmel. Yani örülmüş yani bir haliç. Haliçe diyor. Yani bir halı düşün. Her şekil merkeze hitap ediyor. Veleyn mesetun nefetun nefetun min azab-ı rabbik. Yani ayrı ayrı havuzlar şeyden geliyor, derelerden geliyor, havuzlar birbirini destekliyor. Risale-i Nur'u nereden bakarsan bakın 14 cilt vallahi birbirini birbirini iyi şey yapıyor, teyit ediyor, takviye ediyor, anlamlandırıyor. Bir terslik gibi gözüküyorsa onu da bilin ki ya cehaletimizden ya kusurumuzdan. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir yerde böyle diyor, bir yerde diyor. Diyor ki ben bir mutlak vekil bırakıyorum diyor. Şahsa hakim yapıyor. Öteki tarafta diyor ki baki hakikatta falan şahsa üzerine bina edilmez. İkisi de aynı zat söylüyor. Bir tanesini hükmünü ortadan kaldıracaksın. Kur'an'da Allah teşbih ve la temsil. Kul ya eyyühel kafirun la abudu ma ta'budu. Alan değil midir? Senin dinin senin, benim dilim benim de diyor. Öyle mi değil mi? Evet. İne dine indi Allah'a İslam'da din yok diyor. Tek bir tane var. Allah'ın nazarında din tek İslam'dır. Burada din dedin. Ha İslam'ın ilk döneminde bu kullanacaksın. İslam'ın kemal döneminde bunu kullanacaksın. Onun için duruyor. Çok hikmetler var. 7 tane. Bir tanesi bu. Veya bir tanesini de söyleyeyim. İçkili. Bak adamın tepesine uçakla iniyor, helikopterle iniyor. Diyor ki, içkinin zararı fazla değil mi? Buraya inecek. İçkiliyken namaza yanaşma. İçki haramdır. 3 tane ayette. 3. ayet, 2. ayeti nesetmiştir. Bak, 1. ayeti ortadan kaldıran ikincisidir. Diyor ki, içki düşündürüyor. İçki zararlı değil midir? 2. ayette, içkili namaza yanaşmayın diyor. Birincisinde namaz yasağı yok. Üçüncüsünde ise ikisini derli dişi yapmıştır. Gene Allah'ın kelamı. Risale-i Nur'da da gene ustadın fert söylerken mutlak vekil yapıyorum diyor. Öteki tarafta diyor ki baki hakikatler falan şahısların üzerine bina edilmez. Öncelik sonralık önemli mi burada? Tabii yani. Yani o zaman zamana bakmak. Önce mesela diyelim ki şöyle sonra hangisini mesela köye gittim. Köye gittim. Zaman önemli değil mi? Hatta 55. sayfada Kastamonu'da diyor ki seni diyor şimdiki mağlup olman cemiyetçilik ve komitecilikle mayalanmış olan bir şahsı manevi habise karşı ferdi çıkartmanızdır. Cemaatin olabilmesi için 3 kişi olması lazım ki cemaat ruhu olsun. O dayanır. Peki mesela onu önceliğini yapayım. Köydesin, senin köyde. Ya baki hakikatler falan orada ders olur mu? Orada bana bakarlar. Köylü, avam, benden benim yaşantımdan, konuşmalarımdan, doğru dürüstlüğü yaşantımdan külliyata sevgisi olur. Ben mutlak olmalıyım Berza. O zaman şans lazım. Köylülerden orada belirli bir seviyede 10-15 kişi çıktı ders yapıyoruz. Ha ders yapa diyeceksin ki arkadaşlar ben de sizin gibiyim. Risale'de şans merceti yoktur. Zahirde baktığın zaman temsilci şans var ama batında işlevinde şans yoktur. Bak hepsi yerinde aktır. Gördün mü? Bir daha yapıyorum. Köye gittiniz. O köyde bir
sarı yumur verdin Asay Musa. Anlamaz kardeşim. Koyar kenara. Gerçek bu. Risale-i Nur'u sen ders yapacaksın. Sen yaşayacaksın. Dürüst olacaksın. Tamam mı? Sözünle, fiilinle tutarlı olacaksın. Böyle süt gibi kabarmayacaksın. Yani güzel yaşayacaksın. O güzelliğinden dolayı senin kaynağını merak edecek. Yer yerde ders yapacaksın. Orada onları anlatmayacaksın yeni insanlara. Yani şans yok diyorum. Onları anlatma. İman, Allah, ahiret, Allah, ahiret. Allah ispat, Allah ispat, Allah ispat. Ama sen anlatıyorsun. Vay be, Gafur hocam, Gafur abim, Gafur hocam bilmem ne. Tamam. Sonra belirli zaman geçince adam okuyor. Aa, layıkalar önüne geçecek. Ya bak hakikaten, ha burada artık sen yoksun. Hepsi yerinde haktır. Külü ben ortadan kaldırmak değil. Üç ayet durmasının sebebi bu. Yani başı kıçı belli olmayan bir cemaat olur mu? Onun şahıs lazım mı? Mutlak vekiller lazım. Abi bir şey... Çünkü harici karşı bir temsilcin gerekiyor. Bir ara şey diyordunuz, o mutlak vekillik neşriyattadır. Neşriyattadır. Şeyde değildir diyordunuz. Hakikatta değildir. Ha, o zaman o da bu mevzuyu izah ediyor aslında. Tabii tabii dedi. Her şeyi ben burada şey yapayım. Şimdi kendi nefsinde, torbasında kaf, nun tezgah. Kaf mı diyelim? Nun tezgah. Nedir o? Ke, kusur. A, az. Fe, fark. Nun tezgah. Noksan. Bak ezberledik. Tezgahında, mağada bir şey torbasında, nefsinde bir şey bırakmasa, insan itikadı sistemi aktif oluyor. Sistem. Aktif olunca bunu eylemsel nasıl dönüşüyor? Kemalini kemalsizlikle. Kudretini acizlikte. Gınasını fakirlikte. Olduğunu bilmekle bu itikat aktif oluyor. İtikadın kaynağı bu. Bu çok önemli bir şey. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi herkes bakar, herkes farklı gözlükle bakar, farklı bir şey görür. Şimdi ben sizin anlattığınızda neyi görüyorum biliyor musunuz abi? Evet abi. Şimdi bir kere kusur, aç, fakir, noksan deyince Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah'ı görüyorum. Ve siz bana geliyor ki salatı tarif ediyorsunuz sanki aslında abi ya. Yani bu anlattığınız bütünlüğüyle ve beni Rabbul Alemine muhatap eden bir haletten bahsediyorsunuz siz bütünlüğüyle. Hasan abi şurada bakın. Kusur, aç, fark, noksan ile birlikte nereye gidiyorum ben? Ben nereye gidiyorum abi? Ben tamamen çıktığım zaman buradan, burada olan Rabbul Alemin olur. Rab da değil artık. Ben çünkü yokum. Rab ben varsam olur. Çok güzel. Ben varsam Rabbi, Rab olur. Ben ortadan çıkarsam Rabbi yok ya. Rabbul Alemin olur. Çıkart kendini aradan, zahir olsun. Şimdi arkadaşlar, hani bir daha ve bitti. Akrebet ilahi yani tavanı kaldırma gibi olmuş. Evet, doğru Zeynep. Bak şimdi. Bir daha bana bakın. Bitiyor. Bir insanın Kur'an'a muhatap olacak bir itikat. Herkesin itikadı var. Yani has sistem var ya. Bu sistem var. Kafir Müslüman var. Yani dimağda, tahir, tasavvur, takvur, tasdik, izan itikadı var. Şimdi bazıları Kur'an'ın, Kur'an'dan gelen teklifi kabul etmiş. Çünkü biliyorsunuz Kur'an kalbe hitap etmiyor ilk önce. Akla hitap ediyor. Vahiy akla hitap ediyor. Akıldaki dediğimiz şu dimağda itikadımızın oluşması için bazısının oluşmamış, bazısının oluşuyor. İtikad Kur'an'a oluşabilmesi için bu adamda kendi nefsinde, torbasında dört tane şey olması lazım. Anlaması lazım. Kaf, nun, tezgah gibi. Kaf, kusur. A, at. F, fark. Nun, noksan. Bunu ne kadar, yani ezberleyelim. Kusur, acizlik, fakirlik, noksanlığını bilme nispetine, Allah'a karşı, vahye karşı bilme nispetine senin dimağdaki bütün mertebeler aktif olur, itikat oluşuyor. İtikadını oluşturdu. Bunun da itikadı sistem çalıştı. Yetmiyor, sistem kuruldu. Araba yaptık, benzin gerekiyor. Araba yapıldı, benzin lazım. O zaman
kemal bulması lazım ki iman olsun. Yani nedir o? Kemalini, kemalsizlikte, kudretini, acizlikte, fakrını, zenginliğini, gınasını, yani zenginliğini farklı bilme nispetinde bu itikat Kur'an'a muhatap oluyor. Gurur, tersini düşünelim. Gururlu, kibirli, enaniyetli, ben merkezli, tamam mı? Şey yanlış mı yazacağız? Eksik ufak mı yazacağız? Yani Adem yetmediği için Adem Kemal'in yetmedi bana. Ondan sonra gurur, bak bir, ben merkezli düşünürsek bunun tersi. Ben merkezli düşünürsek, Allah'tan ümidi kesersek yeis, ben merkezli haset edersek gurur edersek. Çünkü haset etti diyor. Şeytan için Kur'an'da. Haset etti. Bir de kibirlendi diyor. İki sıfat. Haset etti. Kibirlendiği için ben merkezli düşündüğünden ben ateşten ve topraktan dedi. Bunların neticesinden de yeise kapıldı. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser diyor ayet. Dolayısıyla itikadı batıla döndü. Kur'an'a muhatap olan itikadın sistemi bu altyapıyla çalışıyor. Hani niçin o Kur'an'a muhatap olamadı? El cevap bu. Bu çok önemli bir şeydi. Sen bu metinden onu nasıl tam şey yaptınız? Bir oradaki mesela itikat kelimesiyle hani bu anlatılanımız mana olarak muvafık. Ama onu metinden çıkartırken peki, itikat kelimesi orada farklı bir şeydi. Yani onunla onun direkt ilişkisi yok gibi ben okudum. Evet. Biraz peki okuyayım. Şey yapalım yani hani. Bak. Kendi nefsinde ve torbasında. Yani bu biliyorsun anlayışlar, şuur, dimağla alakalıdır. Kusur, naks, ats, fark, mada bir şey bırakmamalıdır. Bu şuurla ve düşünceyle alakalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, fatır-ı hakim tarafından inam edilen nimet doğru olduğunu kendi nimetler olup hamdi iktiza eder. Fahrı iltizam etmediklerini itikat ve telakki etmelidir. Yani burada yani fahri gerektirmez bunlar. Olduğuna itikat etmesi gerekir. Evet, yani kendi torbasında bunlar var. Hı hı. İnsanın yani kendi itikadın daha önce kafirde de var ya, insan kendisinde bilir ki hakikaten noksanız yani. Neyimiz var? Ondan sonra aciziz. Tansiyonunuza hakim değilsin. Aciz. Fakirsin. Bir elma yapamazsın. Yani kusurun, aizin, fakrınla, torbandakilerle gururlanamazsın. Yok. Böyle bilmen lazım. Böyle bilmen lazım. Bilmen bu. İnan nimetleri zaten onu kastırıyor. Bir sürü evet, yani şey. Bunu yok arkadaşlar. Hakikaten öyle ya. Tansiyonunuza hakim değilsin. Fakirsin. Kusurlusun. Evet. Bunu bilmek. Bu bilmek. Bunu bildin mi, bu tahakkul oluyor. Bilmek. Bilmek deyince tahakkul oluyor. Hemen otomatiğimi tahakkula koy. Bilmek. İlim değil daha. Bak şimdi. Şöyle yapayım daha iyi oldu. Şimdi böyle... Bilmekle... Bunu tam algılayamazsak var ya, cebriye veya mutezile olmak... Tahakkule... Sonra bunu bildikten sonra izan ederse... Bilip izan ederse izan ederse bunu ne yapıyor? Hangisi kusurunu, kuvvetini, zenginliğini itikada dönüşüyor. Ya ben şeyden takıldım da azıcık. Şimdi Badıl-ı Mesnevi'ye de baktım aynı şeyde ne geçiyor diye. Biraz ona, o konuya öyle şey diyorum nedense. Bakma ihtiyacı hissediyorum kelime tamam. Baktığımız için. Çok iyi. O da mesela görmek diyor. Mesela Badılı'daki hali. Aynı yer normalde sözler kaderin zeydinde var ya zaten. Aynı. Ha, sözlere bakarsak sözlerde de itikat kelimesi geçmiyor. İtikat etmelidir veya demiyor orada. Yok. Mesela ne diyor? Bütün bu hatvede nefsin yalnız kusuru, naksı, aczi ve fakrı görüp diyor. Bütün mehasin ve kemalatın Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp Allah yerinde şükür ve temettüh yerinde hamd etmektir.
şu mertebede tezkiyesi kadeflamen zekâha sırrıyla şudur ki kemali kemalsizlikte, kudretin acizde, gınasını fakrda bilmektir. Evet. Bilmek yani bunları sayılan şey hep dimağın mertebelerini söyler. Bilmek taakkule aittir. Anlamak. Anlamak. Ama ilim ise çok iyi biliyoruz ki tasdiktir. Şualarda söylüyor ya ilim denilen tasdik. Yani tasdik. İzanı da o görmektir. Görmek izanla alakalıdır. Tamam mı? Bunlar aslında sıralamış çaktırmada. Badıllı abi görmek görmemek diye ifade ediyor. Yok yok sözleri söylüyorum. Ustada ait. Tamam. He. Yani görmek biliyorsunuz dimağın sistemini kalbe taşıyan kanal izan. Dimağın maneviyat merkezi. İzan, kalbi izan. Şimdi bilmek taakkule aittir. İlim ise tasdik ait. Görmek ise izana ait. Eylem ise iltizama ait. O Kur'an'a muhatabiyetin alıcı, çanak, anter, uyduya muhatabiyet, itikat. Ay. Bu bütünlüğünü anlatıyor aslında. Aslında bu yedi mertebede vahiy nasıl oluyor? Mesela bu vahiye nasıl muhatap olacak adam? Bu kusurunu, az, fark, noksanını bilmek. Bu taakkul. Sonra kendi yapısında baktı ki kemalini, kudretini, zenginliğini görürse, neyle görse, Adem'i kemalinde, aczinde ve fakrinde görürse bunlar oluyor. Görmek de izandır. Görmek izandır. O oluyor. O istersen şey yapayım, bilip izan ederse, yani izan edip görürse diyeyim, daha şey yapar. İzan edip görürse, izan edip itikada. İtika yanlış yazdık. Allah. Sana İki bunu, nokta devam ediyor. Biraz şey kapatayım. Çekeyim. Yani. Tamam. İki nokta devam ediyoruz. Evet. Bunu devam ediyorum. Üç nokta daha çok söyleyeceklerimiz var. Ama burada dursun. Demek ki. Edebiyatta değil mi? Ders bitti. Ve bitti. İnşallah haftaya Ramazan mıdır? Yok haftaya bir ders var. Dersimiz var. Bir dersimiz de var. Ramazan değil. Elhamdülillah. Allah hakkıyla haklanmayı nasip eylesin. Kim bizden dua istiyorsa, kim bize dua ediyorsa, kim bizi seviyorsa, kim biz dua ediyorsak, kimi seviyorsak, kime inşallah demişseniz ve demişsek, onları ve bizi İnsi ve cinni şeytanlar şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden, dertlerden, her türlü olumsuzluklardan hepsi emin eylesin. Amin. Cenab-ı Hak onları ve bizi haşir meydanında niye bunu dedin, niye bunu yaptın, niye bunu demedin, niye bunu yapmadın, itabına vesile ve sebep olacak sualleri, suallere de vesile olacak fiil ve sözleri burada nasip etmesin. Amin. Mazide etmişse, Settar ve Gafar ismi hürmetine hayra tebdil eylesin. Amin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahadet ola, bedenimize ibadet ola, nasip eylesin. Amin. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la, bu hakla haklanmayı Ya Rabbi sana kul peygamberine, ümmet ustadımıza talebe olarak talebi ulum unvaniyle ve iştirak-ı amali uğrevi sırrına mazar olarak girmeyi nasip eylesin. Amin. Bu hizmet imaniye Kur'aniye'de maddi ve manevi katkısı olan ve okuyan, dinleyen ve yazan sevenleri de hasenatları seyyatına galip eylesin. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazar eylesin. Amin. Ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.